Şövalye ve Ekstra Masası'ndan sağlık çalışanlarımız için kocaman alkışlar geliyor. Zamanı gelmişti. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'ya buradan başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızı tüm Türkiye olarak alkışlıyoruz. Ve hemen Yalkın Rüzgar'dan rica ediyorum. Ver Trabzon'u. Ver Trabzon'u Yalkın Rüzgar. Bakalım Trabzon'da neler oluyor. Görüntüler geldi taze taze. Burası Diyarbakır. Burası Diyarbakır. Diyarbakır'da karantinada insanlar evlerinde karantinada. Murat abi eğleniyor insanlar evlerinde. Şunları tekrar verebilir miyiz acaba? Harika. Evet Murat abicim, birazdan Trabzon'da görüntüleri gelecek efendim. Rüzgar gelince sen bana haber ver hemen. Daha taze taze Trabzon'dan görüntüler geldi. Burkan dede, şimdi bir kere sağlık çalışanlarımızın hepsine alkışımızı gönderdik. Evet. Ama baş aktör, benim için o bir baş aktör, o başımızın tacı, Sayın Bakanımız, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca için bir alkış. Bravo. Fahrettin Koca için kocaman alkışlar. Zor zamanlardan geçiyoruz. Yani ne kadar alkışlasak ellerimiz çatlasa azdır yani Fahrettin Koca'ya. Evet. O bizim umudumuzdur. İlerisi için hep bize umut veriyor. Gerçekten inanılmaz. Onu saygı ve sevgiyle buradan kendisine her şeyi ama her şeyi yolluyorum. Evet. Şimdi bir kere şöyle de bir şey var. Tabii. Şu felaket tellallarını bırakalım. Bak ne güzel görüntüler. Felaket tellallığı yapmayalım. Umut olacak, umut. Evet. Bu hastalığı, biz bu virüsten nasıl kurtulacak? Bu düşmanı biz nasıl yeneceğiz? Bu düşmanı nasıl alt edeceğiz? Bu düşmanı nasıl mağlup edeceğiz? Umutsuz yaşanmaz. Bu yüzden de ay yarın böyle olacak, her şey kötü olacak, şu olacak deyip de bizim psikolojimizi bozmayın kardeşim. Kimse insanların birbirinin psikolojisini bozmasın. Hep iyi düşünelim. Yarın bitecek bu iş, öbür gün bitecek. Yok 8 sene sürecek, 10 sene sürecek. Bırakın bu işleri ya. Bizim moralimizi bozmayın kardeşim. Umutsuz yaşanmaz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde bu düşmanı yeneceğiz. Hep böyle konuşalım, böyle birbirimize destek verelim. Sema. Ben gurur duyuyorum ülkemle. Çünkü hakikaten ben biliyordum aslında Türkiye'nin tıp konusunda çok ilerlediğini. Bütün dünya biliyordur. Bir sürü hastalık için ülkemize geliyor insanlar. Ama bu çok ani gelişen ve hazırlıksız olan bir şeydi. Bununla bile gerçekten çok güzel baş ediyoruz. İnsanlarımız istediğinde tedavi olabiliyorlar. Çözümler aranıyor. Bir sürü sorunlara aslında şey yapabiliyoruz. Yani hakim olabiliyoruz. Bir şeylere hakim olabiliyoruz. Bugün Amerika'nın bile neler yaşadığı bir dünyada Türkiye hakikaten çok güzel bir yerde. O yüzden gurur duyuyorum ve bununla ilgili emek veren herkese de çok teşekkür ediyorum. Semih'e söz vermeden önce Trabzon gelmiş. Sıcak sıcak verelim Trabzon'u. Açalım sesi. Trabzon kopuyor. Bu ya. Evet. Ya Semih bu ya. Haydi haydi. Bu abi biz bunu istiyoruz ya. Biz böyle umutsuzluğa kapılmak istemiyoruz. Biz. Bravo Trabzon. Helal olsun size. Murat abi Trabzon şampiyon oldu galiba. Abi inanılmaz. Şampiyon. Bak beşerler yedir şu an Trabzon. Valla harika ya. Yani nedir abi, ne yapalım şimdi yani? İnsanlar böyle oturup böyle kumkuma kuşu, ne kuşu derler, bir şey kuşu derler. Kukuman kuşu gibi. Ha, onun gibi oturalım da yani bu, ya bir şey söyleyeyim mi sana? Bak bu hastalık da belki diyordur ki bunlar benimle baş edemez, o hastalığa da havaya sokuyoruz. Evet. Bakın biz onu yeneceğiz kardeşim. O bizim rakibimiz. Doğru, biz onu yeneceğiz, biz onu öldüreceğiz. O bizi öldürmeden biz onu öldüreceğiz. Biz böyle oturursak o bizi öldürecek. Moralle motivasyonla yenemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Böyle işte, Türkiye böyle olacak. Bu eğlencemizi sürdüreceğiz ama kurallara da uymaya dikkat edeceğiz. Kurallara zaten uyuyoruz. Uymalar sosyal mesafeyi koruyacağız. Maskelerimizi takacağız. İletişimimize çok dikkat edeceğiz. Tabii. Semih sen neler söylemek istersin? Harikulade görüntüler. Tabii ki biz dikkat edeceğiz. Şimdi söylemişken aklıma bir görüntü geldi. Maskeleri takıp, kıyafetleri giyip bir villada parti yapan da gençler vardı. Bu olayla dalga geçen. Onları hiç konuşmak istemiyorum. Daha dakika bir gol bir sinirlerim tepeme çıkmasın. Tamam, bu görüntüler çok güzel görüntüler. Tam da benim karakterimi... Sözünü kestim Rüzgar. İzmir Karşıyaka'da senin bu görüntüleri bulman lazım. Hemen Twitter'dan yazmışlar. Alper Bey yazmış. İzmir Karşıyaka'da çalınan müziği de gösterir misiniz? Tabii ki gösteririz. Ne demek? Bizim işimiz bu. Onları da bulunca, Rüzgar bulunca haber verirsin. Evet Semih, devam edelim. Tam karakterime uygun görüntüler.
şöyle, hayatta en olumsuz, en zor şartlarda bile her zaman bir çıkışın olduğunu düşünen bir adamım ben. Her zaman çözüm odaklı yaklaşırım olaylara. Burada da önlemimizi alıp eğlencemizi kesmiyoruz. Moral her zaman had safhada olmalı. Evet. Yani umutsuzluk bizi yıkar. Yok tabii, kesinlikle ben Murat abiye katıyorum. Felaket tellallarına izin vermeyeceğiz, yol vermeyeceğiz. Var, onlar var ama onlar var. Piyasada var. Her zaman var, çıkar var, böyle var, tabii. Ama bu aynı zamanda psikolojik de bir sorun olabiliyor bazen. Deşarj olmaya çalışıyor insanlar kötü olaylardan bahsederek. Bazı tipler vardır bak. Bazı tipler vardır. Kendi mutsuz olunca etrafındaki insanların da mutsuz olmasını ister. Böyle tipler var. Kendi mutsuzsa bizi de mutsuz etmeye çalışıyor. Hayır, biz mutsuz olmayacağız kardeşim. Biz bu görüntülerle, biz Türkiye olarak Trabzon bu görüntülerle efendim, bu olaya son vereceğiz. Birlik ve bu arada bir şey diyeceğim. Bak şu devirde birlik olacağız. Yumruk tabii. Birlik. Yani ben onu tutuyorum, ben bunu tutuyorum. Yok öyle bir şey. Kimsenin var ya, eğer birini tutmak isteyen gitsin balık tutsun kardeşim. Doğru söylüyorsun. Kimse abi. Bir şey tutmasın abi. Biz şu anda birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye olarak bu hastalığı yeneceğiz. Hep beraber olacağız. Yani ben şu taraftayım. Yani yok o bir şey yapıyor, o ona sallasın, bu bir şey yapıyor. Böyle şeyleri bırakın kardeşim. Biz şu anda canımızın derdine düştük. Herkes canımızın derdine. Ülkemizin en iyi şekilde, ferah çıkacak şekilde bu işi çözeceğiz. Bu kadar basit. Ve şöyle bir şey var. Geçen gün de söylüyorduk, dualarımız da bu yönde. Hani yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik diyoruz ya. Evet. Hani son virajları alıyoruz bakın. Son virajları, eğer biz bu izolasyonu korumaya devam edersek, bakanımızın sözünden çıkmazsak, bu işin sonu mutlu sonla bitecek. Ben bizim Türk filmlerimizin sonu gibi, çoğu gibi mutlu sonla bitecek. Ben kalben böyle inanıyorum. İnanmak istiyorum. Duam da bu yönde. Bir kişiyi kaybettiğimiz zaman psikolojimiz nasıl oluyor? Bir kişi. Bu can ya. Bundan daha önemli bir şey var mı? Ya. Bir insan canı. Bu yüzden de hepimiz beraber olacağız. Bir insan ölmesin, iki insan ölmesin, üç insan. Hepimiz yaşayalım. Bu yüzden de beraber olmamız lazım. Yani bu devirde Allah rızası için şu devir mi kavga devri? Kesinlikle. Bırakın kavgayı kavgayı ya. Büyüklerimizle, küçüklerimizle, orta yaşlarımızla hepimiz birlik olalım. Kavgayı bırakalım. Burada ve Sayın Bakan'ı da ben bir vatandaş olarak tebrik ediyorum. Bu süreçte çok şeffaf davrandı. Bir vatandaş olarak tam aradığım tarz bir yönetici diyebilirim. Yani bu süreci iyi götürdüğünü söyleyebilirim. Evet. Benim düşüncem bu, bilmiyorum kim. Manisa Turgutlu'da da, İzmir'de de güzel görüntüler varmış. Arkadaşlar güzel görüntüleri bizim Twitter hesabımıza da atabilirsiniz. Beni tanıyanlar bana WhatsApp'tan da yollayabilirler. Bütün Türkiye'nin dört bir yanından görüntüleri vereceğiz bundan sonra, sözümüz olsun. Diyelim ve bugünkü Survivor'a yavaş yavaş dönelim isterseniz. Şimdi öncelikli olarak Survivor 2020 takımını, ayak tenis takımını tebrik ediyoruz. Acun Medya uzun bir aradan sonra, hatta uzun bir aradan sonra mağlubiyeti tattılar ve Acun Ilıcalı da şöyle bir açıklama yaptı. Üzerindeki stres kalkmış oldu dedi. O da bence artık hani kıran kırana geçen maçlarda belki bazı noktalarda o da kendini sıkıyordu. Çünkü bu bir ünvandır. Uzun zamandır götürdüğü bir ünvandır. Biliyorsun Murat abi, biz size bu ünvanımızı kaybettik, bu sene kaybettik. Her şeyin bir ilki vardır. Vardır. Biliyorsun Fenerbahçe kaç sene Kadıköy'de biz yenemedik sizi? 20 sene. 20 sene yenemedik. Sonra ne oldu Furkan dede? Gittik. Ve Galatasaray olarak Fenerbahçe'yi yendik ve uzun yıllar sonra bir ilk gerçekleştirdik. Hayatta her şeyin bir ilki vardır. Acun Ilıcalı'nın takımı da tabii ki çok kuvvetli bir takım, çok güçlü bir takım. Ama kaybedeceği zaman da gelecekti ve kaybetti. Ama çok güzel bir maç oldu. Her iki takımı da tebrik ediyoruz. Evet, tabii maçla ilgili konuşacağız. Son dakikaları çok kıran kırana geçti ama önce bir Survivor'ın başıyla başlayalım. Kronolojik sırayla gidelim. Maçla ilgili söylemek istediğiniz bir iki kelime varsa hemen alayım Sema. Ben hiç hatırlamıyorum, bilmiyorum, sen galiba biliyorsun öncesinde, ben Acun Beylerin takımını yenildiğini hiç hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Evet, gerçekten hatırlamıyorum. Hatta bugün de acaba bir ilk olur mu diye düşünmüştüm. Çünkü ufak tefek birkaç kere oynayınca şeylerde, Sercanlar'da, acaba olur mu? Acaba biraz daha mı iyi olur ya da zor olur mu diye düşünmüştüm. Çok şaşırdım. Tebrik ediyorum. Yıllarca konuşulacak çünkü bundan sonraki yarışmalarda da eminim devam edecek bu ayak tenisi müsabakaları. Ve her seferinde Sercanlar yenmişti, Sercanlar yenmişti. Biz de yapabiliriz gibi bir durum olacak bence. O yüzden onlar için yıllarca sürecek bir hikaye oldu bu. Bu arada sosyal medyada da benim bir şey dikkatimi çekti. Tabii Acun abi, Acun Medya uzun zamandır yendiği için artık taraf, hani birçok kişi şeyi sosyal medyada gördüğüm Survivor takımını tutmaya başlamış. Tweetler genelde o yöndeydi. Ben Acun Medya'nın yine yenildiğini düşünmüyorum. Çünkü o takımda bir de Ersin vardı. Onu atlamayalım.
Ya şimdi Ersin vardı da sonuçta maçın sonucu da yenildi yani Semih. Ama olabilir tamam da yani Acun abi her zamanki kadroyla çıkmadı. Bir de Ersin var orada. Yani 3 kişi oynadılar. Diğer takımda 3 kişi oynadı. E tamam 3 kişi ama hayır yani Ersin Acun Medya'dan biri değil onu söylüyorum. Acun Medya'dan biri değil ama sonuçta bir transfer gerçekleşti. Transfer gerçekleşti. Acun abi, yaptı, Acun abi ne yaptı? Acun abi çok ezici üstünlük sağladığı için Acun Medya'nın biraz daha rekabet olsun, dengelensin, iyi maç olsun diye öyle bir transfer yaptı. Aslında da yenilmeyi göze alarak yaptı bunu. E tabii ki ama şimdi zaten sonuçta takımları bir şekilde eşitlemeye çalışıyor. Şu anda sen Acun Medya'nın oraya şimdi sen bizim Gökhan Özdemir'i koy, İrem abiyi koy, Acun abiyi koy falan. Acun abi tam orada full yıldız kendi takım az takımıyla çıksın. Zaten işin uzmanlık alanına girdiği için yenemez. Bir şekilde o kadroyu denk... Karşıda da Sercan Yıldırım var. Sercan Yıldırım. Çok iyi. Zaten yani. İyi topçuydu. Ötekiler zaten... de Yasin Arda'nın bunlar da iyi. İyi topçular zaten onlar. Kötü topçular demiyoruz. Buyurun. Furkan dedi. Sporda şöyle bir laf vardır. Kazanan her zaman haklıdır. Evet. İster Ersin oynasın, ister Hüseyin, ister Ali, ister Veli. Sonuçta bir takım kazanmıştır. Tebrik ediyoruz. Ve biri ilk gerçekleştirmiştir. Hani Ersin'in oynaması tabii ki yani Ersin de Maradona değil. Yani Ersin de yani kendine göre çocuk elinden gelen bir şeyler yaptı. Ama şimdi Semih'e az da katılsam bu konuda ama çok ufak da bir haklı olduğu bir nüans olabilir. O nüans da şudur. Ersin yani şimdi 3-3'lüye baktığın zaman hafif bir terazide... şeyler biraz daha üstündü. Sercanlar. Sercanlar hafif böyle terazide biraz daha üstündü ama baktığı zaman da sonuçta kazanan her zaman haklıdır. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sadece bu ayak tenisi değil. Geçen gün oynanan kum saha maçında da kadroya baktığımız zaman Survivor 2020 kadro olarak daha üstündü. Şöyle daha üstündü. Kadronun gençliği, dinamikliği, kondisyonu yani Acun Medya orada tecrübesini koyarak zaten maçı kazandı. Ayak tenisinde de genelde öyle oluyor zaten. Şimdi Acun abilerin yaş ortalamasını alalım. Karşı takımın yaş ortalamasını alalım yani. Çok bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Nüans nerede bozuldu biliyor musun? Denge nerede bozuldu biliyor musun? Acun'la İrem ikisi çıksın. Sabaha kadar iki kişi çıkar karşısına. Sabaha kadar Acun'la İrem kazanır. Evet onu söylüyorum. Denge oradan bozuldu. Çünkü Acun'la İrem Almanya gibiler. Almanya'da mesela maça çıkar böyle... Robot gibidirler, sistemleri vardır, birbirlerini çok iyi tanırlar. Acun'la İrem, zaten farkında mısınız? Acun'la İrem maç başlıyor, birbirlerine A demiyorlar. Almanya'nın içine İspanyol bir topçu üst koyuyorsun. A demiyorlar, niye biliyor musun? Çünkü konuşmalarına gerek yok. Heh. Çünkü birbirlerini o kadar iyi artık biliyorlar ki. Mesela ben dikkat ediyorum, ya diyorum acaba diyorum Acun İrem'e şunu diyecek mi mesela maç içinde? Hadi İrem! Hiçbir şey yok. Tabii. İrem mesela, İrem Acun'a abi mi der, Acun mu der? Yani yok Acun diyor. Ha Acun diyor. Yani ne bileyim belki abi de hitap ediyordu bilmiyorum tam da. Mesela Acun veya Acun abi neyse filan filan demiyor İrem'de. İkisi birbirlerine en ufak bir şey. Neden? Çünkü Almanya gibi artık robot gibi sistemi kurmuşlar. Tabii. Fakat araya Ersin için konuşmuyorum. Maradona'yı da getirsen sistemi bozar. Bozar. Orası kesin. Orası sistem kesin. Olarak aslında eşitliğe şu an yaklaşmış oldular. Yani aslında çok iyi oynayan 3 ayrı kişiyi koysanız... Başarısız olabilir. Hı hı. Ama sürekli beraber oynadıkları evet. için Ersin'in takıma girdiği zaman hani dediğiniz gibi Maradona da olsa bu eşit. Bozdu. Ya da mesela şöyle yapalım Sercan'ın yanına haftada 3 kere ayak tenisi oynadığı 2 arkadaşını koyalım. O zaman bakalım eşitlik buna derim ben. Doğru Şu an yani Ersin'in girmesi aslında eşitliği sağlamış oldu. Sağladı ama şöyle Sema orada sana %100 katılıyorum. Bu tip oyunlarda farklı döneler de vardır. Şimdi mesela birbirini tanıyan insanlar iyi oynar o bir önemli bir farktır. Yaş önemli bir farktır. Kondisyon önemli bir farktır. Teknik fark. Yani kendi içerisinde çok değişken bir şeye sahip ama yine de birbirini tanıyan insanların, yıllardır oynayan insanların bir fark yarattığı gerçek ama Acun abinin yaşına bakalım, İrem abinin evet. yaşına bakalım. Karşı tarafta da Ardahan, tabii. Gencecik, hepsi Yasin, gibi. Gencecik, Sercan daha faal futbolcu. Öyle bir durum da var tabii. Ben en zor maç şu olacak. Acun abiyle Sercan'ın birebir maçı. O evet. Onu... İşte o biraz zor bir maç olacak. Acun abi için bravo, biraz zor olacak. Zor bir o ben sana bir o zaman Sercan kaybederse gerçekten hiç olmaz. Çünkü birebir paslaşma yok, yardım yok, hiçbir şey yok. Yani Sercan'ı ama burada Acun abi kaybedebilir de çünkü adam milli futbolcu zaten karşısında. Yani kaybedebilir yani o zaman kaybedebilir. Sercan'ın kurtuluşu ben, yok işte ben o sana zaman. Belki diyeceksiniz ki abartma Murat abi diyeceksin bir iddiam var. Ama herkes şimdi belki diyecek ki sallama Murat Özer diyecek. Ben kendi iddiamı söylüyorum. Ver Ersin'i dördüncü adam oraya. Acun'la İrem ikisi kalsın. Daha iyi oynar. Acun'la İrem evet. kazanır. Tabii. Orası kesin. Heh.
Tabii. Yani 4 Ersin'i oraya ver. Onlar 4 olsun. Acun'la İran ikisi olsunlar. Ama zaten daha, şöyle 4 oynamak daha etkili olur. Ama tabii, orada kalabalık olmak orada avantaj değil ki. Orada bir kaos da yaratır tabii 4 oynamak. Evet. Bir tarafta 4 oynamak kaos yaratır abi. Onu bilmiyorum. Yani ben bunu tabii biraz da abartıyorum ama yani olabilir yani. Mesela bak ben 4 değil. Şey orası 3 olsun. İrem abiyle Acun abi olsun. Daha iyi olabilir. 5 olsun. Futbolda 5 olmasın. 3 kalsın. Futbolda bir örnek vereceğim hemen sana. Ondan sonra Survivor'un gündemine geçeceğiz. Evet. Tekrar bu konuyu konuşacağız zaten. Mesela futbolda tek forvet evet. Her zaman çift forvetten daha tehlikelidir bence. Tek forvet. Çünkü iki stoperi birbirine sokabilir bir anda tek forvet. Tabii. Çift forvette adam dağıtıyorsun. Evet. Diyorsun ki Murat abi sen Semih'i al. Furkan sen de Sema'yı tut. Hani adamlarımız belli. Biz evet. Stoperiz tutacağım. Ama tek forvet oldu mu iki kişiyi birbirine sokar devam edebilir. Ama tek forvet de forvet onu. Tek forvet dediğin tabii. Adam yani forvet Benzema olacak mesela. Tabii. Benzema olacak. Yoksa tabii. Yani... Öyle yalandan herhangi bir tek forvet olursa bitirirler onu paramparça eder. Aynen öyle. Şimdi efendim maçı konuşacağız tekrar ama Survivor'un gündemine gelelim. Çünkü biliyorsunuz bu arada İskenderun'dan yine Manisa'dan görüntüler varmış. Arkadaşlar görüntüler var diyorsunuz atın bizi. Atın ki yayınlayalım. Şu anda onu bulmamız bizim uzun sürebilir. Şimdi Berkan ve şeyin transferi gerçekleşti. Yunus Emre. Yunus Emre teşekkür ederim. Beni her zaman bu arada Sema için de bir şey söyleyeceğim. Sema'ya bir verebilir misin sevgili Rüzgar? Ya, bir kamera bir Madonna havası seziyorum bugün Sema'da Murat abi. Sen de o havayı seziyor musun? Bir Madonna havasını seziyor musun? Şöyle bugün o saçları değişik. Evet. Sema'nın saçları değişik bugün. Bugün kuaföre girdim çünkü. Evet kuaföre girdi ve kuaföre. O Madonna saçı olmuş. Buradaki kuaförümüz. Yani. Burada. Ben normalde hani yaptırmıyorum ya saçımı bugün öyle. Ama Sema bizim yanımıza gelince çok mutlu oldu. Yüzünde güller açıyor. Oldu. Tabii biz de olduk da. Yani yüzünde güller açıyor. Mutluyum ben. Yani herkese şöyle bir şey var. Hani arkadaşlarından ayrıldığın gibi. Yani çok herhalde sizinle görmedikleri için. Bu masa da benim arkadaşlarıma dolu. O yüzden hiç sıkıntım yok. Ama bir şey söyleyeceğim. Sema yanlış anlama da bonservisini de aldık yani. Hani zor bir transferi gerçekleştirdik. Semacığım. Şampiyonlar Ligi'ndesi. Bravo. Semacığım bu işler böyledir. Profesyonel olacaksın. Tabii ki öyle. Ben gayet mutluyum. Neydi? Figo, Barcelona'dan Real Madrid'e transfer oldu. Umuruna bile gelmedi. 10 dakikada öbür takıma alışırsın. Onun için de... Yunus Emre gibi mi? Yunus Emre gider, Berkan öbür tarafa aynen. Gider. Bir şey söyleyeceğim. Yani sana pas attım. Survivor'da da transferler oluyor ya Murat abi. Yunus Emre gibi mi hemen alışır? Yunus Emre gibi diyor. Yunus Emre. Girelim mi bu konuda? Survivor'da da transferler oluyor ama en büyük transferi biz yaptık. Ha. En büyük transferi yaptık. Öyle mi diyorsun? Yaptık. Peki yani transfer saygı oldu, maşallah. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu konuyu şöyle şey yapalım. Bu masa kardeşim şu masa yok mu? Tabii. Bu masaya hangimiz oturuyorsak bu masanın birer ferdiyiz. Aynen. Yoksa Sema oturmuş, Semih, Murat Özer'e, bu masada değişiyor. Furkan Murat oturmuş, abi, geçen sene Hakan başka oturmuş, vardı, İhsan oturmuş, Melisa oturmuş. Biz bir takımız. Bu masa olmasa... Hepimiz Voltingen oluruz. Aynen öyle. Onun için de bu masaya bizler, değer vereceğiz. Bu masaya oturmanın geçeceğiz. Ne kadar önemli olduğunu hepimiz idrak edeceğiz. Takım olacağız ve Acun Ilıcalı'nın verdiği görevi en iyi şekilde yapacağız. Ötekiler hepsi hikaye. Sen mi oturdun, o mu oturdu? Bir yarın biz bu masaya oturmayız. Hüseyin gelir oturur ama masa bozulmasın. Tamam Turgutlu'dan bir görüntü gelmiş. Ver hadi ver Turgutlu'yu. Turgutlu'dan görüntü gelmiş bakalım. Bu neresi? Turgutlu mu? Turgutlu. İzmir. Manisa Turgutlu. Manisa Turgutlu. İnsanlar bulundukları durumda bile mutlu olmaya çalışıyorlar. Ne kadar güzel. Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Demek ki herkes şu anda böyle bir psikolojinin içinde. Evet. Yani abi. Her şehirde aynı anda olduğuna göre değil mi? İnsanlarımız şu anda şey istiyor. Enerji istiyor. Felaket tellallarına karşı, düşmanlara karşı rakip olmuşlar. Felaket tellallarına karşı değil mi? Şu anda öyle bir hava var. Evet. Şimdi dünyada değişiyor biliyorsunuz. Yakında gençler ÖSS sınavına girecekler. Bizim zamanımızda ÖSS'ydi yani sınavın ismi. Şimdi arkadaşlar bana hep soruyorlar. Abi ne bölüm yazmalıyım, ne bölüm yazmalıyım? Onlara bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Psikoloji bölümü çok revaçta olacak uzun vadede. Bunu söyleyebilirim. Tercih edebilirsiniz. Evet. Evet efendim görüntülerimiz devam edecek. Arada sırada Rüzgar'a teşekkür ediyoruz. Arada sırada görüntülerimiz gelecek. Şimdi transferimizle ilgili konuşabiliriz. Bir tarafa Yunus Emre gitti. Bir tarafa Berkan geldi ama gelişleri gidişleri bir olay oldu. Evet. Gelişleri gidişleri İnanılmaz. Bir olay oldu. İnanılmaz olay oldu. İlk önce tabii Berkan'ın gidişiyle başlayalım. Berkan'ın gidişini nasıl yorumluyorsun ünlüler
Onu güzel bir şekilde yolladılar. Gönüllüler nasıl karşıladılar? Neler söylemek istersin? İki tarafta bence çok iyiydi. Ünlü takımı bir kere Yunus Emre'yi karşılarken... Berkan karşılanırken çok güzel karşılandı. Bir taraftan da vedası da çok güzel oldu. Yani gidişinde arkadaşları sürekli onun için iyi olacağını söylediler ki ben de öyle düşünüyorum. Yine karşılandığında bütün arkadaşlar çok iyiydi. Bir o Barış'a takıldı. O mevzuyu da anlayamadım ben Barış'a takılmasını. Yunus Emre'ye gelince Yunus Emre dün söyledim ya hani... Birden çok kardeş olup birden çok kızıp ayrı düşüncelere kapılıyor. Biraz erken bence samimi oluyor. Yine bugün de mesela Yunus Emre birden geldiği takımı kötüledi. Birden çok böyle zaten bunu istiyordum, kırmızı benim rengim falan. Bilmiyorum, bana çok fazla geliyor bunlar. İçime sinmiyor yani benim. Hani gidebilirsin, evet arkanda bir takım bırakabilirsin ama takımın güzel şeylerini de konuşabilirsin mesela. Özleyeceğin arkadaşların da vardır elbet, onlardan da bahsedebilirsin. Ya da kendini burada nasıl ifade edeceğini anlatabilirsin. Berkan'la yolda karşılaşıp orası işte Bakırköy gibi falan filan demeler çok gereksiz, manasız cümleler. Çok manasız buluyorum ben yani. Kabul edemiyorum Yunus Emre'nin bu hallerini, ben kabul edemiyorum. Murat abi. Berkan mı Yunus Emre mi? Sema Berkan'la başladı bir anda Yunus Emre'ye. Tamam, hayır yani. Yunus Emre'yle başladık. Yunus Emre'yle mi? Evet, tamam. Şimdi Yunus Emre kardeşimiz. Part 1 satış, part 2 satış. Yunus Emre'yi ben ileride Survivor çıktıktan sonra satış müdürlüğüne geçirmek istiyorum. Çünkü dün benim abim, bana kalp masajı yaptın. Sen benim canımsın, ciğerimsin. Yanına gidip oturup onunla yarım saat, bir saat muhabbetler ettiğin adamı dün bir kere bir sattın. Ama bugün baktım ikinci satış. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ya arkadaş, oraya gidiyorsun daha... Satılan adam bir daha satılır mı abi? İki kere. İki kere satmış zaten. Ama abi bu ikinci part 2 filmin devamı. O zaman Rocky'nin de birini çekerdin, ikinciyi çekmezdin. Babanın birini çekerdin, ikiyi çekmezdin. Hani soran yok ona değil mi bunu? Soran yok, sonra, ona konuşuyor. Ya gitti. O sürekli bunları Sema anlatıyor. Ne yaptı biliyor musun? Gitti, gider gitmez. Bu ne aceledir kardeşim? Ya hayır, şöyle bir şey yapsaydın tamam diyecektim bak. Senin Barış'la aran orada çok kötü olurdu. Oraya giderdin, dedikodusunu yapardın. Saygı diyorum. Ama kardeşim sen bu adamın yanından hiç ayrılmıyordun. Peki bir dakika. Baba, dede. Ben Sema'ya da şunu söylemek istiyorum. Şimdi sen de diyorsun ya hani çok. Tamam da belki adam kendini mavi takıma ait hissetmedi. Hissetmiyorsan o kadar böyle abim kardeşim demeyeceksin. Abim kardeşim dediysen bak neler söylüyor. Barış geldikten sonra birbirimizin kıymetini anladık. Sen Barış'ın yanındaydın. O kıymetliydi. Ne zaman bunlar oldu? Büyük bir dertten kurtulmuşsunuz. Hadi ya. Hadi ya Barış. Yani Barış bu kadar dertli de sen neden abim kardeşim bana masaj yaptı diyorsun. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Kabul edebilir mi insanlar bunu yani? Bu nasıl bir düşünce? Ben inanamıyorum yani hani Barış onu boğazından sıkıp bana abi de dedi mi? Demedi. Barış zaten insan sevmiyor. Barış zaten böyle ay çok sosyal olayım falan öyle bir derdi yok. Yunus Emre de olmasaydı olurdu bence Barış için. Ekstra bir durum yok. Yani çok büyük bir dertten kurtulmuşsunuz ne demek? Ne demek yani bu? Nasıl böyle bir şey söylüyor? Ben kabul edemiyorum ya ben bunu kabul etmiyorum. Gidersin Survivor'daki hayalinden bahsedersin. Bundan sonra böyle yapacağım, şöyle yapacağım, yeneceğiz, edeceğiz. Kendini anlatırsın, anlatırsın ama bunlara niye giriyorsun ki? Ya, yakışıyor mu yani? Sema bir de dediği, sen sana ilave yapayım dediği laflar, bak bir şey söyleyeyim mi sana? Bu kadar, çok hiç etik değil yani. Dedikodunun da bu kadar ağır olur yani. Bak ayıptır, günahtır yani. Sen bu adam sana ne yaptı? Sen bu adama bu kadar kalp masajı yaptı dediğin adam sana bir günde ne yaptı da sen gidip oraya bak dediği laflara bak. Allah ödüne götürmedi. Bak dediği laflara bak. Bu adam hamburgerin yarısını yiyormuş. Hamburgerin yarısını bırakıyormuş. Lahmacunu ağzına alıyormuş. Lahmacunun yarısını bırakıyormuş. Yok onu yiyormuş. Bütün tatlıları bitirmiş. Bu dertten kurtulmuş onlar. Yunus Emre yapma kardeşim. Bak yazıktır günahtır. Katıyor üstüne katıyor. Abi senaryo, yapma ama bak şimdi. Var. Ama bu kadar dedikodunun da bu kadar ağrı olmaz. Sen adamı bir saniyede bu kadar ufak tefek konulara girme orada iki saniyede. Yok lahmacunu bırakmış. Yok tatlıların hepsini yemiş. Ayıptır ya. Bir insanı eleştirirsin ama bu kadar da bir günde bu adam ne bana anlatsın ya. Yunus Emre gelsin bana şunu anlatsın bak. Desin ki hani dedi ya ben kalp masajı abim canım. Ne kadar geçmiştir aradan bu konuşmalarından? Bir gün, iki gün, üç gün. Bir adam üç gün içinde sana ne yaptı da
sen gidip hemen onun hiç sevmediği adamların yanına gidip sen bu adama bir dakikada satıyorsun. Sevmediği ayıp adamlar ya. Dediğin kim abi? Bütün zaten yani ha, sizi ben seviyorum. Kesinlikle ya. Yunus Emre Barış'a olan ünlü takımının Barış'a olan tepkisini kullanarak prim yapmaya çalışıyor. Çalıştı bu kadar tamam. Net. Yunus Emre bunu yapmaya çalışıyor. Hani senin de bahsettiğin şu mu? Semih sana söz vermedim vereceğim bekliyorsun biliyorum. Son gittiği yerde hani ünlülere Yunus Emre'nin ünlülere gidip Barış'ı kötülemesi mi? Problem. Problemin kralı. Problemin kralı ise... Hiç etik değil. Hiç etik değilse Barış bir zahmette kalksaydı bir Yunus Emre'ye hoşça kal deseydi abi. Kime? Bir Yunus Emre'ye hoşça kal deseydi adama ya. Ama bir dakika şimdi bak dakika? O konuya birazdan Barış'a... Ya sen şimdi o konuda eleştiriyorsun yok, diyorsun yok, ya. Gireceğim de şeye gelelim Barış'a gelelim o konu uyuma olayına girmeyeceğiz mi? Yunus Emre'de de var çünkü Yunus Emre'yi tamam. Konuşurken. Yunus Emre'yi şimdi... Bir hoşça kal kardeşim deyip şimdi, bir öpüverseydi bir zahmet. İyi ki dememiş. İyi ki dememiş mi? Vallahi billahi ben olsam var ya yüzüne bile bakmam onu. Yok artık. Vallahi ne yok mu? Neler dedi adam için ya sen duymuyorsun. Barış bunu bilmiyor ki. Bilmiyor, bilsin bilmesin ya. Kardeşim. İyi ki dememiş. Ben o bak. Demek ki Barış da boş değil ona karşı. Ya kardeşim ben yani. De diyorum ki sana Barış ona abilik yaptı. Barış geldi onu karşısına aldı. Oğlum dedi seni bunlar dışlıyorlar dedi. O da dedi ki abi çok teşekkür ederim dedi. Barış abi sen bana bu desteği verdin. Barış ona sürekli destek verdi. Barış onun ona dediklerini bilmiyorsa da ben şunu düşünüyorum kendi içimden. İyi ki de onu yolcu etmemiş. Bu adamı ben de olsam ben de yolcu etmezdim. Çok güzel Murat Allah abi. Allah Allah. Sen hoşça kal demeyince bir öpmeyince iyi ki diyorsun. Ama Yunus Emre bir şey söyleyince bu kadar etik olmayan davranış olur mu? Böyle olur mu tamam diyorsun. Tamam da canım bence kardeşim. Çok adil ben de sana diyorum ki yani. Ben de sana diyorum ki ben bir dakika şimdi bir dakika. Senle bizim aramız nasıl? İyi. Bozulmasın. Tamam. Evet iyi Allah da bozmasın. Ben sana devamlı sen bana Murat abi diyorsun. Geliyoruz biz seninle konuşuyoruz. Her gün telefonla konuşuyoruz. Değil mi? Konuşmuyor muyuz? Evet. Sen kardeşim beni gidiyorsun hiç sevmediğim adamlara gidiyorsun. Beni bir dakikada 50 bin tane benim dedikodumu yapıyorsun. Lahmacun yedi yemedi. Ben var ya senin yüzüne bakmam. Tamam İyi da, ki de selam vermemiş. Tamam da o lahmacunu yedi demeden önce zaten Barış yüzüne bile bakmadan gönderiyor çocuğu. Hayır zaten. Barış ona hep abilik yaptı. Niye siz başka program mı seyrettiniz ya? Hep abilik Murat yaptı. Hep abilik mi yaptı? Murat evet abi, hep abilik bir yaptı. Bir şey söyleyeyim. Ben Yunus bir abilik falan görmedim de. Şunu söyleyeyim sana. Evet. Yunus Emre gidip ünlülere Barış'ı kötülemeden önce evet. ilk önce gönüllülerden ayrılması lazım değil mi? Tamam. Oradan ayrılırken Barış onun surata bakmadı. Battaniyeyi üstüne çekti ya. Ama o gördüğünüz görüntü o değil. Yunus Emre değil. Gördüğünüz görüntü Berkan. Hayır abi Yunus. Hayır yattığı görüntü Berkan görüntü. Hayır abi Yunus Emre'de de çocuklar. Hayır gösterin bakayım bana bir yattığı görüntü. Çocuklara ayarlayacağız. Semih'e yok. Verelim sözü. O Berkan. Murat abi inanamıyorum. Abicim yattığı görüntü Berkan. Berkan'a olay şu bak, Berkan'a bak, kalkmadığı bak, olayı Murat var. Abi, sana bir şey Yunus Emre'de öyle bir görüntü bak, yok. Sana bir şey gösterin bana. Bir dakika. Evet. Görüntü bak şu anda Yunus Emre gidiyor ya. Tamam. Arkada kim var abi? Nerede bakayım? Battaniye üstünde arkada. Tam ekran verir misin? Ver abi. Kameraman da özellikle çekmiş. Hayır bir Yunus Emre gidiyor ya. Hani tamam. Üstünde battaniye olan bir adam var. Ona hiç suratına bile bakmayan, hoşça kal bile demeyen bir adam var. Bak arkada bak. Bak üstüne de çekmiş battaniyeyi böyle kara bulut gibi duruyor. Kim o? Bir dakika şimdi. Barış. Barış tamam. Tamam. Bir dakika ben de hani sana... Barış değil işte. Bir dakika tamam şimdi bir dakika ben de sana şunu söylemek istiyorum. Diyorum ki siz niye takılıyorsunuz? Adam uyuyor. Bir dakika niye takılıyorsunuz? Ben konuşamadım. Tamam, şimdi Semih'e veriyorsunuz. Adam uyuyor kardeşim. Sen hiç çok dalalı budaklandı ama. Uyurken. Evet, Murat abi ilk başta yok duydun ya. Sen mesela yok dediğin görüntüyü getirdim şu an. Neyse ben... Var mıymış? Ya varmış da ben de diyorum sana o görüntüyü ben seyrederken hep Barış'tan Berkan'ın gitme olayına konsantre olduk biz. O derdimiz oydu onu konuşacaktık. Kameraman boşuna çekmemiş Murat abi onu. Özellikle gösteriliyor. Yunus Emre'nin Barış'a karşı tavırlarının sebeplerine bakmamız gerekiyor. İlk başta abi bana kalp masajı yaptın, çok iyi geldin bana demesinin sebebi bir atasözü söyleyeceğim. Yanlış anlaşılmasın. Tabii ki sosyal medyada her yere çekiyorlar ama çekilecek bir şey değil. Atasözümüz bu. Atasözleri zaten biliyorsunuz mecaz anlamlıdır. Barış'a ben yılan demiyorum yani. Ama atasözü tam bu durumu karşılıyor. Denize düşen yılana sarılır. Yunus Emre yalnız kaldığı için Barış'la aslında bir işi yoktu onun. Ama Barış gelince ona sarılmak zorunda kaldı. Yalnız kaldı çünkü çocuk. Barış da niye Yunus Emre ile ilişki kurdu? Çünkü Barış da yalnız. Yani alan razı, satan razı. Burada bu ilişki eleştirmek doğru değil. İkisi de memnun halinden. İkisi de yalnız kalmamak için yaptı. İkisi de kendi çıkarı için böyle davrandı. Yunus Emre de çok ezildiği için mecburen öyle bir şey söyledi yani. Çünkü niye onu söyledi biliyor musunuz? Barış karşı takıma gelirken konserde dedi ya abilik yapmaya gidiyorum diye. Tamam dedi ben buradan bunu yakalayayım. Yunus Emre ondan o damardan girdi Barış'a ki Barış'ı tutabildiği yanında. Yunus Emre çok kurnaz bir adam.
Ama kurnaz ama yani Survivor için çok güzel profil çizmiyor. Bu da hareketler güzel değil. Birine gidip abi demek, sonra gidip arkasından konuşmak iyi değil. Ama Yunus Emre'nin sonradan tavrının değişmesinin sebebine bakacak olsak. Bir, Barış şeyi kazanınca, bireysel oyunu kazanınca, performans oyunu kazanınca Nisa ile Cemal Can'ı ödüle götürdü. Yunus Emre'yi götürmedi. Bu bir, yazdı onu bir Yunus Emre. İki, kumlu elleriyle herkesin önünde ağzını kapattı Yunus Emre'nin ve rencide etti. O da bir mesele. Ve bugün yine bir nüans var. Barış demiş ki Yunus Emre'ye, performansın düşerse seni yazarım. Bak bunları hep üst üste toplayalım. Yunus Emre zaten Barış'a karşı dolu. Barış Yunus Emre arkasından konuşuyor da Barış da giderken kalkmıyor. Şimdi Murat abi iyi olmuş diyor da buna iyi olmuş diyemeyiz. Yunus Emre'nin konuştuğunu Barış duymuyor. Barış neye tepki veriyor böyle yapıyor? Hadi Barış duysa bunları. Barış ona bir tepki gösterdi deriz biz. Yunus Emre'nin arkasından konuşmasına veya onun hakkında konuşmasına, onu kötülemesine bir tepki gösterdi deriz de. Barış öyle bir şey bilmiyor. Barış hala Yunus Emre'yi arkadaşı olarak görüyor. Arkadaşı olarak görmesine rağmen kalkmıyor. Yani Barış da Yunus Emre'ye karşı boş değil. Yunus Emre konuşuyor onun hakkında ama Barış da onun hakkında belki konuşuyor bir yerlerde. Biz bilmiyoruz. Yani o yüzden burada tek taraflı bakmamak lazım. Yunus Emre'nin yaptığı hata. Geliyor dondurma olayında da geliyor orada söylemiyor. Ondan sonra şöyle oldu böyle oldu falan. Ama çocuğun durumu bu. Yalnız kaldığı için Barış'a sarıldı. Peki bu şunu yani soracağım sana. Sen Barış'ın orada uyuduğunu düşünüyor musun? Uyuyor olabilir mi gerçekten Yunus Emre giderken? Bak Sayın Furkan dede uyuyor da olsa bu çocuğun bu saatte gideceği belliydi değil mi? Belli. Herkes biliyor bunu ne zaman gideceğini. Barış'ın uykusu çok ağır da olabilir. Ağırsa kendini biliyordur zaten Barış. Ağırsa bir arkadaşına der, arkadaşlar Yunus Emre giderken beni uyandırın. İşin çözümünü ben söylüyorum. Ama böyle bir şey biz görmüyoruz. Uykusu ağır desek, uykusu ağır yani ağır ama Berkan geliyor, Berkan sesleniyor, bağırıyor, yine uyanmıyor. Yani bu arkadaşımız da bilmiyorum yani sebebi ne bunun ya, yapma sebepleri ne? Yani nasıl bir mesaj vermeye çalışıyor insanlara bu hareketlerle? Çünkü bu hareketler toplum tarafından yadırganacak hareketler. Manasız ve anlamsız hareketler. Ona sorsak niye böyle yaptın? O da cevap veremeyecek muhtemelen. Ama yapıyor adam. Adam öyle bir davranıyor ki sanki bu dünyada tek başına o yaşıyor. Hiç kimseyi önemsemiyor. Öyle bir tavırlar içerisinde ki. Yani bana ne? Ne olursa olsun ben kafama göre takılırım. Biri gidiyor mu kalkmam. Biri seslense de bakmam. Yani adam kendiyle yaşıyor. Ankara'dan görüntüler gelmiş. Oo. Verelim Ankara'yı. Ankara evde diyor, Ankara. Evde kaldım ki. Tebrikler Ankara'ya. Bravo Ankara. Ankara'ya selam. Oğluma da selam. Ankara'ya selam. Oğlun Ankara'da mı? Evet. Oğlun Ankara'da. Kavuşamıyoruz. Kavuşamıyoruz. Sema'da oğluyla tam bu olaylar gerçekleşirken sen evet gitmiştin. Sonra karantinaya girdim 2 hafta. Sonra hem sokağa çıkma yasağı hem yolların kapanmasıyla ayrı düştük. Annem, yavrum. Allah kavuştursun. Olsun, Allah amin. Kavuştursun. Emin ellerde sonuçta. Sağlıklı saatte olsun da yeter ki. Evet şimdi tabii ki tartışma konumuz Barış. Uyuyor muydu sence Semih? Evet, toparlanalım kavga çıkacak mı? Görüntüler de tam aslında söyleyeceğim şeyleri destekleyici görüntüler. Ankara'dan gelen görüntüler. İnsanoğlu sosyal bir canlıdır. Bakın ne yapıyorlar? Orada bir etkileşim içerisindeler. Balkona çıkmışlar. Şarkı söylüyorlar. Herkes birbiriyle selamlaşıyor. Muhabbetler. Oynuyorlar, eğleniyorlar. Değil mi? İnsanlar şu an niye stres yaşıyor? Eve kapattı herkes kendini çünkü iletişim kuramıyor. Yani iletişim de aslında günümüzde iletişim ekmek su gibi bir ihtiyaç. Kesinlikle tabii ki. Şimdi bu bağlamda ben Barış'ı eleştireceğim. Barış iletişim kurmayı seven bir arkadaşımız olmayabilir. Bu konuda kimse onu eleştiremez. Kendi bileceği bir şeydir bu. Ama bu tavırlarıyla maalesef ki sosyal ortamlarda çok sıkıntı çeker. Ki nitekim o takımda sıkıntı çekti, bu takımda sıkıntı çekti. Çekiyor. Adam belki bu durumdan mutsuz değil. Mutsuz olduğunu görüyor muyuz biz adamın? Adam kimseyle iletişim kurmuyor ama adam gayet mutlu. Yatıyor, kalkıyor, dondurma yiyor. Ama şöyle, sen bireysel olarak
özgür olabilirsin. Şöyle bir laf vardır çok sevdiğim. Senin özgürlüğün birisinin özgürlüğünü engelleyince biter. Engelleyene kadar. Şimdi Barış sen özgürsün, istediğin gibi yapabilirsin. Yatarsın. Yunus Emre'ye de saygısızlık deriz biz buna. Sen saygısızlık olarak görmeyebilirsin. O toplumu umursamayabilirsin. Bunlar hep senin bireysel bileceğin şeyler. Ama gelir dondurmayı yersen işte başkasının hakkına girmiş oluyorsun. Oradaki toplumu rahatsız etmeye başladığın zaman senin özgürlüğün bitiyor. Senin o bireysel tavırların bitiyor. İşte sen toplumda böyle kafana göre her istediğini yapamazsın. Matarayı fırlatıp sonra da gelip görmedim ben diyemezsin. Sen o matarayı fırlatıp kızın kafasına gelirse matara, bunun hesabını birilerine vermek zorundasın. Sana sorarlar. Arkadaşım sen niye fırlatıyorsun matarayı buraya diye sorarlar. Evrim kibar bir şekilde sordu. Ama görmedim diyor. Öyle de bir tavrı var adamın. Adam kabul de etmiyor. Görmedim. Şimdi bu adama da ne diyeceksin? Adam yüzüne bakıyor. Tamam mı? Karşında görmedim diyor. Ne diyeceksin adama? Ama yaptığı, mesela bana bunu dese ben bunu saygısızlık olarak algılarım. Çünkü benim zekama hakaret ettiğini düşünürüm. Bana bakarak, fırlatarak, sonra kafasını çevirip gittikten sonra görmedim derse ben bunu hakaret olarak algılarım. Benim kafama mataranın gelmesinden daha ağır bir durum bu. Anlatabiliyor muyum? Yani adamın tavırları böyle. Yatmış oraya, uyuyor. Daha gördük mü? Yani uyanıp bir şey de vermedi. Bir demeç de yok şu an. Yok, demeci yok. Şimdi Berkan bağırıyor. Gene adamda ses yok. Bence hiç muhatap olmak istemiyor. O onun tarzıdır. Ben bir şey demiyorum. Ama o zaman da yarın sen bu sosyal ortamda beni istemiyorlar falan. Demek ki seni istiyorlar da. Yani Berkan gelmiş sana. Berkan bunu yapmak zorunda değil ya. Ben geldim kalk falan demek zorunda değil. Herkes aslında ona bir el veriyor. Yani muhatap olmaya çalışıyor ama adamın tavrı yani sıktı artık. Ben size söyleyeyim. Ve haksızlık yapıyoruz. Ben de yapıyorum. Burada Barış'ı devamlı konuşuyoruz biz. Hiçbir şey yapmayan adamı niye konuşuyoruz biz? Performansı güzel deyip geçip gidebiliriz. Adam hiçbir şey yapmıyor. Biz başka yarışmacıların hakkından yiyoruz burada. Bu kadar konuşulmayı hak etmiyor. Şimdi oradan en sıcak yarışmacı Sema. Şimdi Sema'nın ben fikrini almak istiyorum. Orada öyle bir ortam varken Barış uyuyabilir mi? Uyuyor mudur? Senin gözlemlerin nedir? Tabii ki bilemiyorum da o kadar seste uyumak, bir kere barakada yatıyoruz ya. Barakada ufacık bir adım deprem gibi geliyor. Kafana vurulmuş bir şey gibi geliyor. Hatta hep birbirimize şey derdik, biraz daha yavaş yürüyün, uyuyanlar var. Küt 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 kafana vuruyor o baraka, tahta, esnek bir tahta. Berkan oraya gidiyor işte çantasını bırakmaya falan dolaşıyor. O zaman uyanmaması mesela enteresan. Ve bu kadar seste de uyanmaması enteresan. Çok bir hani hastalığı olabilir insanların, bir halsizliği olabilir. Hastalık durumlarında uyanmayabilir, kendini kaldıramayabilir. Onu anlarım. Eğer öyle bir durumu yoksa yani ben uyanmamasına inanamıyorum. Yani bence uyumuyor. Biz uyumadığına inanıyoruz ben, zaten. Bence uyumuyor çünkü o sesle uyuması mümkün değil eğer hastalığı yoksa. Kesinlikle uyanır ama tepkisel olarak Barış'ın tepkileri tepkisizlik zaten. O yüzden bunu yaptığını düşünüyorum. Ayrıca el vermeme olayında da bir oyundan sonra... Nisa'ya elini uzatmıyor. Berkan'a elini uzatmıyor. Berkan Barış'a elini uzatmıyor. Nisa elini uzatıyor, ona uzatmıyor. Ya, oturuyor o var yani. Ama Berkan'ın aralarında oyun alanında şöyle bir şey gerçekleşiyor. Barış elini uzatıyor, Berkan bir hareket yapıyor, elini uzatmıyor. Hani el uzatma konusuna geleceksek belki Berkan'a bir tepkisi de olabilir. Yunus Emre'ye de yaptı aynısını. Evet, hani bir tepkisi var diye düşünüyorum. Sema ben. Sebebi tepkisel ne peki? Sen de uyumadığını düşünüyorsun da bu tavırlarının sebebi ne? Zaten diyorum ya, Barış birileriyle sosyalleşme derdinde değil. Olsalar ne olur, olmasalar ne olur diye Survivor hayatına devam eden bir yarışmacı. İnsanlara böyle davranabilir misin? Peki? Bence uygun değil. Bence yapmamalı. Ben Barış'ın arkadaşlara sohbet ederken, gülerken ki hallerini çok merak ediyorum mesela. Şakalaşırken ki hallerini çok merak ediyorum. Yani ben öyle bir Barış görmek isterdim. Ama adam diyor ki ben istemiyorum, uygun bulmuyorum. Umurumda öyle değil. Onlar da beni yaşatmıyor. Kafasına göre takılıyor. Doğru mu? Değil. Yani bizde bir adet vardır. Gelene hoş geldin dersin, gidene eyvallah dersin. Ama bir yandan da bakıyorum, Yunus Emre'nin her şeyi birilerine taşıdığı bir adada, Yunus Emre'nin onun hakkında söyledikleri de Barış'ın kulağına gelmiş olup belki bu yüzden yolcu etmek istememiş olabilir mi? Şöyle bir şey var. Bence şu anda hepimiz aynı düşünüyoruz diyorsun, yanılıyorsun. Çünkü Murat abinin aynı fikirde olduğunu zannetmiyorum. Nasıl doğru yani? Uyuyor, hani uyumuyor diyorsunuz. Kesinlikle. Nasıl? Bariz bir olayda da yani. Bir böyle bir bariz olayda da.
Evet. Bariz bariz değil. Algı operasyonu yapma. Murat abi bir tane daha konuşmayacağım. Bir şey sadece. Allah Allah, bana sıra geldi. Konuşmayacağım, bir şey diyeceğim. Ne söyle? Sen mesela sadece bir şey daha soracağım. Evet, sor. Başka bir cevap verme ama. Evet. Matarayı fırlattı ya. Evrime geldiğine görmediğine inanıyor musun? Ya şimdi o konu geçti. Soru sadece bir soru. Konuyu dağıtma abi şimdi. Hayır, dün çünkü bununla cevap vermedin, başka bir yerlere götürdün tamam, konuyu. Konuyu. Şu konuyu konuşayım, konsantre olun, sonra yani cevap vereceğim sana. Müsaade et, özür diliyorum. Şimdi uyuyup uyumadığı barışta Allah arasındadır. Bir. Hiçbirimiz bunu bilemeyiz ama herkesin kendine göre benceleri vardır. Sema bence uyumuyor dedi. Semih bence, i̇şte bence uyumuyor değil, dedi. İşte bence değil Murat abi. Ben o yüzden sana Matar olayını bir sordum. Abi, sen şimdi anladın mı? Bence Sema uyumuyor dedi. Sen bence uyumuyor dedin. Ben de kendi fikrimi söyleyeyim. Müneccim değiliz hiçbirimiz. Allah'la onun arasındadır. Bence dersek eğer, bence de uykunun kralını yaşıyor. Adam öyle bir uyuyor ki belki 30 sene uyandırmasan uyanmayacak. Getirsinler bir kalkayım bir şey göstereyim. Evet, Murat Özer'i kalkıyor. Görüntülerle ispatlayacak. İki yönde bakacağım. Dağısını. İki yönde bakacağım tabii olaya. Buyurun. Bir önce uyuyup uyumadığına, bir de arkadaşlarının Barış'a ne yaptığına bakın şimdi. O da çok önemli bir konu. Eğer müsaade ederseniz onu da söyleyeceğim. Şimdi bakın. Burada bir görüntü var. Bu Barış mı? Evet. Evet. Abi çok dikkatli bakın. Adamın suratına bir bakın. Bu adam rol yapar gibi mi uyuyor, yoksa adam bayılmış mı? Adam oyuncu Murat abi. Ne oyuncusu ya? Baş ver. Bak bir dakika sana bir şey. Şu surat ifadesi, bir insan eğer rol yapıyorsa, uyumuyorsa bu şekilde duramaz abi. Bak adamın ifadesine bak. Adam bayılmış. Niye duramasın ya? Çok şükür. Bayılmış adam. Bak bu görüntü bir. Bir tane daha var arkadaşlar. Onu da getirin. Lütfen. Evet. İkinci görüntü. Bu adam. Ya bir adam şimdi uyumuyorsa. Ya uyumuyor. Yani sen, insan anlaşılır kardeşim. Adam bayılmış ya. Adamı uyandırmasan 30 sene. Ben sana bir şey söyleyeceğim Semih Bey. Hı. Sana bir şey söyleyeceğim. Seni ben uçağa falan gideceğimiz zaman 20 kere arıyorum, uçağa zor yetişiyorsun, uyanamıyorsun. Sen niye bayılıyorsun uyurken? Benim telefonum sessiz. Ya ben duymadığım şeye nasıl uyanayım? Bu adam, bak şimdi bu adam bana göre, bak yine bence diyorum sana. Siz öyle Allah'la onun arasında oynuyor mu oynamıyor mu? Benim fikrim bu adam burada bayılmış, uyanacak hali yok. Şimdi gelelim ikinci konuya. Bu adam velev ki numara yapıyor. Orada kaç tane, kaç adam var orada, kaç kişi var? 7 kişi var. Ya arkadaş, kişi. Bu adam bu kadar mı düşmanınız mı sizin? Bu adamdan bu kadar mı nefret ediyorsunuz? Farz et bu adam uyanmadı. Kim gidiyor oradan? Yunus Emre mi gidiyor? Ben bu adamın arkadaşıysam, bu adam eğer uyanmadıysa ne yaparım biliyor musun? Eğer onun dostuysam, gerçek bir arkadaşıysam ne yaparım biliyor musun? Üstünü mü gelirim bak böyle yaparım, bak gelirim böyle yaparım. Orada istemiyorlar uyanmasını. Uyanmasını istemiyorlar. Sevmiyorlar çünkü bunu. İşte çünkü uyanmasın da malzeme çıksın insanlara istiyorlar, anladınız mı? Eğer bunun arkadaşı olsam ben, orada Semih uyuyor, Furkan uyuyor, Sema uyuyor, uçak kaçacak. Veya bu adam uçağı kaçırırsa eğer işinden olacak. Ne yaparsınız? Söyle bakayım bana. Kaldırırız. Furkan dedi, gelelim fasulyenin faydalarına. Nasıl? Yani sanki bu çok zarar vereceğini hesaplıyorlar ona bu görüntünün de ondan uyandırdı. Bu adamı kimse sevmediği için ben ne yaparım biliyor musun? Ne yaptı adam? Cinayet mi işledi Murat abi? Sen adamı öyle şey anlatıyorsun ki. Bir dakika, beni adamı uyandırmazlarsa adamın çok kötü duruma düşeceğini düşündüler. Bu adam orada uyuyor. Bayılmışsa eğer, bayılmış. Ben o adamın arkadaşıysam ne yaparım biliyor musun? Gelirim bak böyle yaparım. Barış. Barış. Kalk oğlum. Bir dakika, Yunus Emre gidiyor. Bu uykum arkadaşlık dostluk budur. Ama hiçbiri gitmiyor çünkü adam kötü duruma düşsün istiyorlar. Adamı sevmiyorlar. Eğer dostuysam ben onu giderim, uyandırırım. Ne olur uyandırsalar, ölecekler miydi uyandırsalar adamı? Ne oldu şimdi biz? Ne oldu? Sana malzeme verdi. Nasıl bana malzeme veriyorlar? Onlar da çok düşündü. Onlar da çok düşündü. Sana malzeme vereceğim. Bana malzeme vermiş. Uyumaması hiçbir problem değil. Yani bu onun kendi kararı da olabilir. Çünkü az önce ne dedim? Berkan'a elini uzattı. Berkan uzatmadı. Evet. Atıyorum, hepsini tek tek görüyoruz. Ardahan, oyundaki hareketi manasız, saçma sapan, sen kime yapıyorsun hareketi? Böyle tepkiler var. Dolayısıyla uyumuyor olsa bile uyumuş gibi muhatap olmamak da isteyebilir. Tarzı bu diyoruz zaten. Evet. Hiç önemli değil. Ben bununla ilgilenmiyorum. Ben Barış'ı öyle görmek istemezdim. O ayrı bir mevzu. Uyuyor ya da uyumuyor değil. Ama senin dediğin gibi de diğer arkadaşları o kadar da kötü insanlar değil. Biz şimdi Barış'a bunu yükleyelim, insanlar izlesin. Onların da bu kadar kötü insan olup planlar kurduğunu düşünmüyorum ben.
zaten bizimle muhatap olmak istemiyor. Ben mi gideyim ayağına gibi böyle bir tarzları olabilir. Niye Nisa ile ilgileniyorlar? Nisa'nın morali bozulunca, Nisa'ya bir şey olunca Cemalcan, tamam, o, işte Yasin, böyle bir samimiyetleri yok. Samimiyetleri yok. İşte onu demek istiyorum. Demek ki istediğin zaman ilgilenebilirsin. Abi sen şimdi öyle bir iddia atıyorsun. 29 tane yarışmacı var. 29 tane, 29. Barış, 28 Barış dışında insan var. Evet. Şimdi ben bu 28 kişiyi de Barış'ın üstüne plan yapıyor. Bunların hepsi kötü, bir tek Barış doğru diyemem. Ben sadece şunu söylüyorum sana. Uyusa da uyumasa da problem değil. Kendi kararıdır. Uyumasa bile evet ben elimi uzattım. O uzatmadı. Ben de kalkmıyorum ayağa kardeşim. El uzattım. Bu sefer de ben uzatmıyorum. Onu da diyebilir. Bak bu onun kararıdır. Asla bunu tartışmıyorum. Peki sen ama gitmez miydin Sema? Buradaki... Sen gitmez miydin? Ben giderdim. Hayır hayır. Seni ben tanıyorum. Sen eğer orada kimdi senin mesela? Samimiyetleri yok. Ya bir dakika. Survivor'da senin en yakın hissettiğin kişiler mesela Ümit Karan vardı değil mi mesela? Başka kim? Çok yakınlarım var. Adem. Adem. Şimdi orada Adem'le Ümit Karan olsaydı benim bildiğim Sema giderdi, kalk derdi. Demez bunlar miydi? Arkadaşlar ama biz ya. Biz çok yakınız. Bunların ama yakını yok mu? Bu çocuk da düşman yok, mı kardeşim? Yok, kimse sevmiyor bu çocuğu. Yok. Bu çocuk da ne yaptı? Nedir şimdi, bu kadar yani? Bu kadar bu çocuğu dışlayacak evet ne yaptı işte, bu çocuk şimdi size? Onların ayıp ya. Öyle bir arkadaşlığı kadar yok olmaz. Zaten Murat abicim bak onların öyle bir arkadaşlığı yok. Barış'ın orada öyle bir arkadaşı yok. Arkadaşım dediği insan zaten bir sürü şey söyledi arkasından. Tamam. Bir Yunus Emre vardı. Yunus Emre'de bir sürü şey söyledi. Orada zaten o zaman pardon şey orada o zaman arkadaşı yoksa Sema, o zaman bu çocuğun madem orada kimse hiçbir arkadaşı yok. Bu çocuk da o kalkmadı, ona kalkmadı, ona saygısızlık yaptı. Çocuğa hakaretleri yapın, çocuğa en ağır şeyleri söyleyin, çocuğu dışlayın, hiç kimse sevmesin. Ondan sonra o niye kalkmadı, bu niye kalkmadı? Yok ya, öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Haklısın, haklısın. Öyle bir dünya yok. Murat abi bak şurada, dünya yok. Burada şöyle bir nüans var. Ne biliyor musun? Barış kalkmayabilir, bu bir tavırdır. Ama kalkmadığını başka şeylerin altına sığınarak yapıyor. Bakar gözünü açar kafasını çevirir yatmaya devam eder bu bir tavırdır. Kalkmıyorum der Emre bana ne senden der. Ama onu yapmıyor. Uyuyor numaraları yapıyor. Ama seni matarayı fırlatıyor. Matarayı fırlatıyor. Söylüyorlar ona ne yaptın diye. Görmedim diyor. Adam dürüst bir şekilde söylese yaptığının arkasında dursa ben zaten konuşmayacağım. Evet. Adamda o cesaret yok maalesef. Onu bilmem. O tabii ki o senin yorumun. Yok hani cesaret yok. Olabilir. Yani uyuyor numarası yapıyor iletişim orada. İletişim yok. İletişim olmazken de kimseden bak, bir şey beklemiyorum ben. Ben sadece şunu söylüyorum. Numara yapıyor. Bak, bilmeden bir şey ama o zaman ben bak bunu diyeceğin için. Bir ama bir, az önce cevap vermedi söyle bana. Bak bunu diyeceğini bildiğim için ben sana Matara olayını sordum. Matara'nın Evrim'e geldiğini gördü mü görmedi mi? Görmüştür. Görmedim dedi ya. Onu bilemem. Ben bana görmedim göre, bana göre gördü. Artık bak, o kadar da yani görmedim bu da şey değil. Görmüştür. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Yani uyumamış olsa bile tepkisi olabilir çünkü ona da değişik tepkiler var. Anlaşmıyor zaten kimseyle. Bununla ilgili hiçbir problem yok. Yani takım da az önce Semih söyledi mesela Nisa'ya da el uzatmadı. Nisa ona el uzattı, o da onu uzatmadı. Ama az önce neyi söyledim? Berkan'a Barış el uzattı, Berkan ona uzatmadı. Dolayısıyla bu bir tepki olabilir. Sadece ben şunun altını çizmek istiyorum. Burada Barış'ı suçlu görmüyorum. İnsanlar tepkilerinde özgürdür. Sadece şunu söylemek istiyorum. Buradaki 28 kişi birden kötü olamaz abicim. Asla böyle bir şey olamaz. Mutlaka bir şey vardır. Ya da Barış'ın bir lafı vardı halının altına süpürüyorsunuz diye. Belki de şu an herkes halının altına süpürdüğü için. Belki Barış da hiç konuşmadığı için, ifade etmediği için belki de bu durumdalar. İletişim olmadığı için bu durumdalar. Ama 28 kişi de kötü olamaz. Hani o 28 kişinin hiç amacı yok. Sadece biz burada Barış'ı işte bizi yolcu etmedi gibi gösterelim de ekranlar Barış'ı böyle kötü insan ama olduğunu Sema, düşünmüyorum. Şunu da atlamayalım. Bu çocuk geldi hiçbir şey yapmadan SMS'te 1-1-1 çıktı. O arkadaşlar da ondan rahatsız olmuş olabilir. Sonra çok çıkan oldu. Oldu ama onlar da tartışmaların içine girdi çok. Çıkanlar. Hayır, şöyle bir şey. Şimdi yani adam rahatsız eden bir tavrı var. Hiçbir şey yapmadan birinci oldu. Oldu. Çok şimdi rahatsız şöyle, eder insanları. Şöyle bir varsayımda gidelim. Mesela diyelim ki Murat abi çünkü burada sonuçta bence fikirler ayrılabilir. Hatta şöyle bir anket açalım mı Twitter'dan? Can Bey. Uyuyor mu uyumuyor mu? Evet. Sizce Barış burada çok yani güzel anket. Ben güzel onları anket açtım olur canım çoktan açtım. Biz ama şimdi bir anketimizi tamam, açalım. Ben söylemeyeceğim de. Tamam. Twitter'dan bakacağım. Anketimizi açıyoruz. Can yazacak. Sizce Barış Yunus Emre giderken ve Berkan gelirken uyuyor muydu, uyumuyor muydu diye bir anket açalım. Evet, kafa. Uyuyordu, uyumuyordu cevaplar olsun. Hazır olunca ben size söyleyeceğim. Oylarınızı bekliyoruz. Şimdi burada bence fikirlerin tamamen ayrılacağını düşünüyorum. Diyelim ki uyuyor. Hı. Peki sizce Barış'ın gönlünde Yunus Emre'ye hoşça kal,
Berkan'a hoş geldin demek var mıydı, var mı yok mu? Yani olmaya da bilir. İlle var da diyemem yani. Olmaya da bilir. Belki adam yani hayır şöyle bir şey var Furkan. Şimdi bu adamın bak Allah rızası için bir şey diyeceğim sana ya. Yani ben bunları kabullenemiyorum. Ha ben bir insanın bu kadar kişi tarafından tek bir adamın bu kadar kişi tarafından pirana gibi linç edilmesini hazmedemiyorum. Vallahi hazmedemiyorum. Ya mesela, adam, mesela bak adama neler abi diyorlar Sema Allah rızası için. Ucuz insan. Kim dedi bunu? Kim dediyse dedi. Seyredenler biliyor kimin dediğini. Ama birkaç kişinin zaten barışa hayır, bak, yüksek ucuz tepkisi insan var. Ya, kişilik, bak, kişiliği yok, şimdi, karakteri yok Sema evet, bak kişiliği Yunus yok. Emre, Yunus Emre çok ağır ve bence ayıp olan Yunus şeyler demedi söylüyor. Yunus Emre demedi, yanlış anlaşılmasın. Hırsızlık mevzusu oldu, Yasin bir şeyler söyledi, evet. Hak veriyorum bak bunları ama söyleyemezler. Ayıp ya ucuz insan, kişiliği yok, karakteri yok. Nedir bak, Sema bunlar, bu kadar evet, ya ayıp bunlar, ya. Evet haklısın, bunların hepsi, bunların hiçbirine onay vermiyoruz ve olmaması gerekenler ama şimdi bu kadar plana gibi dersen diğer 28 tabii kişi için almış oluruz anladın mı? Orada mesela ona bulaşmayan bir Nisan var. Nisan eline karşılık vermemek bu kadar mı zor? Yani bu dedin, ha şey Çakın'a mı? Evet mesela hani sen demin söyledin şimdi, Berkan da bunun Çakın'a karşılık vermedi. Evet vermedi işte. Onu görmüyor kimse. Yok ben söyledim zaten. Sen görüyorsun bunu, da sorun başkaları değil görmüyor. Ben sadece şey diyorum. 2-3 kişinin evet bir 2-3 kişiyle arasında büyük bir problem var. Bunu kabul ediyorum. Ama herkesle problem olduğunu düşünmüyorum. En azından o herkesle bir herhangi bir iletişim, mesela Evrim'le problemi var mıydı? Yoktu. Matara konusunda görmedim değişi, oldu mu? Olmadı. Şimdi problemi olan insanlarla olmayan insanları aynı kefeye koyamayız. Tabii yani ona bazılarının şey çok problemi var, bazılarının evet az. Şöyle sözü vermeden önce hemen açıldı mı şu anda anketimiz? Evet Barış sizce uyuyor muydu, uyumuyor muydu? Hem Yunus Emre'nin gidişinde hem de Berkan'ın gelişinde. Bakalım halkımız ne cevap verecek? Ben de çok merak ediyorum. Bu arada Semih sana söz vermeden önce Murat abiye şunu soracağım. Şimdi zaten bu adam normalde uyuyorsa diyelim ki evet, ama selam vermek istiyorsa mutlaka biz ondan sonra bir konuşmasını ya Berkan'la bir konuşmasını ya bir röportajını dinlerdik. Öyle evet geliyor bana sanki ne diyorsun? Evet. Belki yani bugünkü şeye göre verilemedi mesela ayak tenisi maçı vardı o vardı bu vardı. Belki ama çok önemli bir mevzu bir oldu ya şimdi Yunus Emre'nin orada röpünü tabii izledik. Onu bilemiyorum Furkan yani. Hani Berkan'ın röpünü izledik sanki onlara cevaben de eğer orada Barış'ın bir röportajı belki olsaydı. Belki kalktı mesela bu adam ölene kadar uyuyacak hali yok ya orada kalktı bu adam. Kalktıktan sonra belki bir şeyler söyledi biz duymadık. Hani belki dedi ki şöyle de diyebilir mesela birine hani konuşuyorlar ya kenara çekilip. Mesela birini alacak Semih'i aldım ben Semih'e şunu da diye iki tane şık var. Semih'e derim ki Semih. Ben kalkmadım kardeşim bana ne gidiyorlarsa gittiler de diyebilirim. Veya ya Semih be bir uyandırsaydınız beni kardeşim çocuklara bir eyvallah bile diyemedim. Abi, yanlış bu da olabilir yerlerde yani dolaşıyoruz. Bilmiyoruz yani bilmiyoruz. İkisi de olmuyor. He? İkisi de olmuyor. Hangisi ya oluyor? Zaten şimdi niye olmuyor biliyor musunuz? He. Adamın öyle bir derdi yok. Emre gitmiş gitmemiş onunla ilgili bir düşüncesi yok. He. Yani bana ne diyecek ya da keşke hoşça kal deseydim. Başka şık yok. Hayır o şık hiç bu işte. Şık. Ki umrunda değil. Adamın kafasında öyle bir düşünce anladım filizlenmiyor. Anladım, adam öyle bir adam. Şimdi anladım toplumda böyle insanlar var. Arkadaşlık bilmiyorum adamın umrunda değil. Arkadaşlık evet gibi bir ihtiyacı yok belki. Bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Evet. Adamı yargılayamayız biz. Ama Barış'ın içinde bulunduğu durumu ben size ne diyeceğim evet biliyor musun? Evet. Şu. Söyle. Kamu düzenini bozuyor. Yaptığı hareketler. Bak kimseyi kamu düzenini bozuyor. O ne bak, demek ya? Kimseyle ilgilenmeyebilir. Kendi hayatını yaşayabilir stabil bir şekilde. Ama oraya sen gittiysen orada bir oluşum var. İnsanlarla iletişim kurmak zorundasın. Onu minimuma indirebilirsin. Ama sen matarayı fırlatıp birinin kafasına gelirse o matara işte kamu düzenini burada bozuyorsun. Burada birileri sana bir şey söyler. Söylediğin zaman da garip gelmeyecek sana Barış. Barış niye çok konuşuluyor? Çünkü kamu düzenini bozuyor. Ondan söylüyorum ben. Barış'ın konuşmanın sebebi bu. Yüksek bir Sema'ya söz vereceğim. Efendim yüksek bir katılım bekliyoruz. Survivor Extra Twitter hesabından. Sizce Barış, Yunus Emre giderken ve Berkan gelirken uyuyor muydu, uyumuyor muydu diye. Çünkü burada ne kadar çok katılım olursa bizim için de o kadar büyük bir referans olacağını düşünüyorum ben. Evet Sema. Burada ben size bir şey söyleyeyim. Yaşadıkları bu villada yaşadıkları olaydan sonra ne kadar kimin ne kadar az çok konuştuğunu görebiliyoruz. Ve bu ben inanmıyorum Barış'ın kulağına gitmediğine. Her iddiasına girelim mutlaka Yunus Emre'nin söylediği laflardan birkaçı Barış'ın kulağına gitmiştir. O da bence uyumuyor diyorum. Ve aynı zamanda eli uzattığı Berkan elini de uzatmayınca birisi benim arkamda kardeşim diyor önümden. Arkamdan Barış yaptı, Barış yedi
diyor. Birisi de yarışta elimi uzatıyorum, elini uzatmıyor. İster gitsinler, ister gelsinler tavrı diye düşünüyorum ben. Zaten arkadaş gibi bir sıkıntısı yok Barış'ın. Ne olur canım kardeşim olsun bir tane demiyor. Ben şu açıdan bakıyorum. Buyur. Murat abi. Buyur, ben Barış'ı izlerken çok eğleniyorum. Bu yani mizahi yönünü de görmek lazım olayın. Adam dondurmayı yiyor. Herkes yiyor. Adamın umrunda değil. Orada biri gidiyor yatmış. Sinir sistemini almışlar. Adamın karakteri o. Tamam. Kimse umrunda değil ama adamın. Ama herkesin de bir karakteri var. Saygı duymak. Ama Murat abi bundaki aşırı. Bu insanlara böyle hani bununkisi bu saygısızlık boyutunda. Hareketler yapıyor. Gidiyor dondurmayı yiyor. Eğer sen o dondurmanın sahibi varsa sana bunu soracak tabii ki. Sorunca da umursamıyor soranı. Şimdi Sema'nın burada çayı var diyelim. Bak gene ben hani benzetme yapmaya çalışıyorum gene oturmuyor. Çayını içiyorum Sema geliyor diyor ki bu çayı kim içti? Ortalık birbirine giriyor çayına çok değer veriyor diyelim. Çayını iç yudum almadan programı başlayamıyor diyelim. Herkes birbirine giriyor burada ben burada böyle gülüyorum. Furkan ne haber nasıldı? Yani böyle komik bir şey olabilir mi? O var işte. Tepkisiz. Bir de tepkisiz değil dalga geçiyor insanlarla. Tepkisiz olsa o da iyi. Şöyle. Tepkisizlik. Tepkisiz ve ben umursadığını düşünüyorum. Bravo yani. Hiç kafasında öyle bir düşünce yok onu söyledim ama az önce. Ama işte bak adam ne düşünüyor? Bence o olayların o etrafında dönen olayların onun için bir ehemmiyeti de yok. Onun için ehemmiyet ne biliyor musunuz? Hedefe kilitlenmiş adam. Şampiyonluğa kilitlenmiş. Tabii canım adamın kafasında yok Yasin onu mu demiş Ali onu ama mu yapmış. Ama bu doğru bir şey mi gidip dondurmayı yiyor soruyorlar bir şey yok. O dondurma konusu da yani. Peki Murat abi şunu soracağım. Bu şekilde bir yarışmacı şampiyon olabilir mi sizce? Şimdi böyle tartışmalı konuları hep arkasında bırakarak devam eden bir yarışmacı şampiyon olabilir. Şimdi Furkan dede iki tane şık var. İki tane portre var orada. Mesela evet. Örnek vereyim sana. Bir tane Barış var diyelim mesela. Bir tane de Yasin var mesela. İki tane portre var. Bir tanesi Yasin hiperaktif, her şeye karışan, her şeye konuşan, her şeye ön plana çıkan. Bir tane de hiçbir şeye karışmayan, sakin olan bir adam var. Şimdi halk portreleri görüyor. Hangisinin halk tarafından daha çok takdir edileceğini ilerleyen günlerde onu tabii bilemiyoruz. Ama bir tanesi sakin bir adam, bir tanesi çok öne çıkan bir adam filan falan. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim sana. Bu adama mesela... Şu yapmış olduğu hareketin adamın kültürümüzde yoka kadar filan götürdüler ya. Bak bunun kültürle filan ne alakası var abi? Bizim kültürümüzde gideni yolcu edersin geleni ama adam uyuyorsa nasıl yolcu etsin nasıl etmesin? Bunun kültürle filan alakası yok. Diyorlar ki bizim kültürümüzde bu tarz hareketler yok. Yani adamı artık öyle bir taca atmak istiyorlar ki halkın gözünde adamı ufaltmak istiyorlar ki kültürümüzde yok. Burada olay bunun şu. Kültürle mültürle ne alakası bu var? Olay şu. Şimdi Survivor Extra Twitter hesabından anketimiz devam ediyor. Çok ciddi bir katılım olduğunu şimdiden söyleyeyim. Oy veren herkese teşekkür ediyoruz. Bizim için de çok önemli bir referans. Vermeyenlere de rica ediyorum. Bir zahmet Twitter'a giriyorsunuz. Survivor Extra'da anketi oyluyorsunuz. Sizce Barış, Yunus Emre giderken ve Berkan gelirken uyuyor muydu, uyumuyor muydu diye sorduk. Peki bizim şimdi... kültürümüzde şu var mı? Size bir örnek vereceğim. Evet. Bizim kültürümüzde var mı? Bir kadına. Hop, gel çabuk. Var mı bizim? Dün söyledim Yasin'i diyorsun. Bıraksınlar bu işleri. Dün söyledim. Yani öyle şimdi kültür burada, mültür. Burada olay bizim, ne biliyor biz, musun? Bizde Türkiye'de biz öyle kadına madına. Ama o kadına babası şey da bağıramaz öyle, kocası da bağıramaz öyle. Şimdi çok bağladı. Ben dün burada Yasin'e sen kimsin dedim bir kadına böyle konuşuyorsun. Ama Barış'a da konuşuyorum. Sen Yasin'e bunu söylerken Barış'ı da eleştir. Eleştir. Helal olsun diyeceğim sana. Evet, Barış'ı ne açıdan eleştireyim? Yani anladın. Tamam sen. Da şimdi diyor, ben şimdi konuşurdan geldi. Kültürümüzde, bizim kültürümüzde bu yok. Bizim kültürümüzde öyle bağırma o kadına. Babası da öyle bağırmamıştır bugüne kadar. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Eğer evlense de kocası da öyle bağırmamıştır. Yani öyle hani başkasına laf ederken hareketlerimize dikkat edeceğiz. Şimdi buradaki aslında nüans şu. Bence Barış'la ilgili bugün yaptığı olayda uyumuyor diye düşünenler zaten ondan sonra devamını bizim kültürümüzde böyle bir şey yoka bağlıyorlar. Heh. Yani Barış'ın uyumadığını düşünenler, zaten Barış'ın uyuduğunu düşünenler böyle bir ithamda da Barış'ı bırakmazlar. Yani bizim kültürümüzde gelene hoş geldin, gidene güle güle demek vardır diyenler Barış'ın da yüksek ihtimalle orada uyumadığını düşünenlerdir diye söylüyorum. Şunu soracağım, çok güzel bir noktaya geldin abi. Yasin'le ilgili Sema'dan başlayayım. Yasin diyor ki Yunus Emre'ye keşke sen değil de başkası gitseydi diyor Barış'a ve Barış'ın yaptığına adam satmak derler diyor. Ne diyeceksin Sema bununla ilgili? Ardahan da bunu net olarak söylüyor. Keşke Barış olsaydı. İsmini de söylüyor ayrıca.
Yani anlaşamıyor olabilirler. Bu çok normal. Yasin bence ilk günden beri zaten Barış'ı rakip görüyor. Çünkü Yasin kendince popüler, kendince kitleleri olan. Zaten mesela Instagram hesabı onun için çok değerli. Takipçi sayısı çok önemli. Öyle şeylere takılan ve gücünün farkında olan birisi. Zaten bu kadar da emek verince, bu kadar işte balık tutup herkese yardım edince, bir şeyler yapınca, arkadaşlarını kollayınca kısmen. Beklentisi birinci olmak. Olmayınca ilk hatırlarsınız ne kadar şok olmuştu. Barış'a tamamen rakip gözüyle baktığını düşünüyorum ben Yasin'in. Bu söylediği hakaretleri de asla kabul etmiyorum. Barış değil, bunu hiç kimseye söyleyemez. Onları kabul etmiyorum. Sadece tepkisizliğe çok fazla tepki gösterdiğini düşünüyorum yine. Sonuçta hiçbir şey söylemeyen bir insana ne yapabilirsin? Yani ne yapabilirsin? Ancak kendi kendine orada konuşursun. Çünkü ona bir şey söyleyemiyorsun, yapamıyorsun. Ben Yasin'i, evet çok emeği var. Bu sezonun en damga vuran yarışmacılarından biridir kesinlikle. Asla hakkını yiyemem. Ama bir an evvel bu Barış takıntısından kurtulması lazım. Eğer finalde oturmak istiyorsa. Büyük bir takıntı bence onunki. Semih, sen ne düşünüyorsun Yasin'in bu açıklamayla ilgili? Yasin açıklaması, evet, yarışmadaki gidişatla alakalı. Yasin neden Barış'ı takıntı haline getirdi? Çünkü SMS'i yüksek Barış'ın, performansı da yüksek. Şu an yani 3 kere SMS'ten 3 kere çıktı değil mi? 3 kere 1 çıkan adamın şampiyonluk iddiası olur. Performans da iyiyse zaten şampiyonluğun büyük adaylarından biridir. Bunu Yasin çok iyi biliyor. Yasin zaten tecrübeli bir arkadaşımız. Başka bir yarışmadan da geldi. O dengeleri iyi biliyor. Arkadaşlarının Barış'ın üstüne bu kadar eleştiride bulunmasının tek sebebi şu. Barış hiçbir şey yapmadı. Yapmadan SMS'de hep birinci çıktı. Bak ben söylüyorum, sebebini söylüyorum ya. Bir mesela orada yarışsam ben de rahatsız olabilirim. Çünkü hiçbir şey yapmadan bir adam SMS'de birinci çıkıyor. Hiçbir numarası yok. Susarak adam birinci oldu. Performansı iyiydi. Ama onun o birinci olduğu zamanlarda da en üstte değildi performans olarak. Sonradan çıktı. Yani performansıyla da birinci olmadı o zaman. Hı hı. Üstüne de gittikleri için de olmadı. Adam durduk yere birden birinci oldu. Birinci olduktan sonra oklar ona döndü. Gözler ona çevrildi. Ne oldu? Onu da bir iki haksızlık yaptılar. Sercan'ın olayı da ona ağır hakaretleri. Adamı aldı bir yere getirdi. Adam bir şey yapmadı. Sen az önce dedin ya, bu kadar arkasında tartışma bırakan biri şampiyon olabilir mi? Olabilir. Neden olabilir biliyor musunuz? Çünkü başka da yarışmayı böyle çok temiz götüren adamlar yok. Yasin olabilir diyelim. Yasin'in de arkasında bir dünya tartışma var. Cemalcan'ın yok. Niye Cemalcan? Aynı şeyi söyleyecektim. Ama Cemalcan'ın da var. Cemalcan da yarışmayı bıraktı. Kırılma noktası. Cemalcan da orada SMS'ten düştü ondan sonra. Ama Cemalcan da mesela şampiyonda olmayacak. Şöyle bir şey var. Şampiyonda olmayacak bir hareketi yaptı. Şunu unutmayalım. Survivor bir haftalık bir maraton değil. Ama hayır, tamam Survivor da. Survivor 5 ay süren bir maraton. Ama o da yazıldı onun annesine. Cemalcan'ın yazıldı annesine. Sen de çok biliyorsundur ki Survivor'da neler oluyor da birçoğu unutuluyor yani. Yani 4 hafta mücadele veriyorsun. O son 1 aydaki resmin her şeyi değiştirebiliyor. Tabii. O yüzden Cemalcan bir dönem onu yaşadı. Her zaman söylüyorum, herkes yaşıyor bunu. Kısa atlattı ve şu anda artık ben şampiyon olacağım diye konuşmalarda bulunuyor. Bak mesela şöyle bir tabir vardır, herkes bilir, reklamın iyisi kötüsü olmaz diye. Evet. Bu çok klasik bir söz. Şimdi Barış burada PR yapıyor. Nasıl PR yapıyor? Burada konuşturtuyor kendini. Ama kötü PR yapıyor. Yani ha, uyanık değil Murat abi. Devamlı soru işaretlerini üst üste koya koya konuşturuyor kendini. O yüzden ben diyorum. Daha açık gözlü. Evet. Konuşulmayı hak etmiyor bence. Çünkü hiçbir şey yapmıyor. Biz hiçbir şey yapmadığı için, bizimkisi analiz, yorum programı olduğu için biz tabii ki deşeceğiz. Neden böyle olduğunu arayacağız, bulmaya çalışacağız. Ama bence konuşulmayı hak etmiyor. Çünkü konuştukça hiçbir şey yapmayan bir adamı biz devamlı konuşuyoruz. Diğer yarışmacıların hakkına giriyoruz. Ama o zaman. Semih, şu anda herkes konuşuyor. Görüntüyle ilgili ne diyorsun abi? Şu anda gözleri açık. Evet, uymuyor. Ama bu hangi an? Berkan'ın geldiği an. Berkan'ın geldi ya. Evet, Berkan'ın geldi. Kesin ben söylüyorum size arkadaşlar. Ama deminki sonuçta, Yunus Emre değil miydi? Deminki Yunus Emre'di, bu da Berkan. Bakın sonuçta Berkan'a el uzatmış. Berkan uzatmamış. Kendince onu yapabilir. Hani tavır olarak ya ben oyunda el uzatıyorum. Bana böyle hareket yapıyor, gidiyor gibi bir kafası olabilir. Ona da bir şey demiyorum. Ya da Yunus Emre'nin mutlaka kulağına gelmiştir. Mutlaka adada birisi, ya Barış sen hiç sesini çıkarmıyorsun da Yunus Emre böyle dedi, onu ne yapacağız demiştir. Bakın bu insanlar da taş değil, mutlaka gidip birisi Barış niye konuşmadın diye söylemişlerdir. Dolayısıyla Yunus Emre'nin gidişine o yüzden belki hiç umrunda değildi.
Çünkü arkasından konuştuğunu öğrendi. Öğrenmiş ve burada da öğrenmeme ihtimali yok Murat abicim. Yani çünkü bilmiyorum, adada mutlaka söylerler. En azından yani en azından şöyle derler. Sen hiç sesini çıkarmadın da arkadaşım. En yakın arkadaşın böyle böyle dedi. Gözünün önünde yemişsin demiştir. Hmm. Mutlaka yani. Kulağına gitmiştir. O yüzden Yunus Emre'yi de yollamamış olabilir. Berkan'ı da o el uzatma olayından, belki başka bir şeyden. Ama bunun bir sebebi vardır. Ama bu adam uyumuyor. Tepkileri de bu şekilde. Tepkileri de hani ben bugün olması gerekeni yapayım. Hoş geldin kardeşim. Artık takım arkadaşız. Geçmişi unutalım değildir de. Bundan sonra diğerleri gibi Berkan da benim için yok. Çünkü benim kimseye ihtiyacım yok. Ben ilgilenmiyorum. Bu bunun tepkisi zaten. Ama ben de diyorum ki ben arkadaşlarına sahip çıkan, bir sürü insan da böyle düşünüyordur zaten. Yani bir takımın içine giriyorsun, bir şampiyonluk mücadelesi vereceksin. Kusura bakmayın da bana dokunmayan yılan bin yaşasın, ben alacağım paraya bakayım, şampiyonluk kupasına bakayım diyemezsin. İnsanlar birilerini desteklerken de sahip çıkışına, ne bileyim işte takıma destek verişine, ayakta kalışına ve hakkını savunuşuna bakar. Bir cümle ekleyeceğim Seba. Tabii, toparlayacağım. Sen diyorsun ya hani yok, Berkan gelmiş gelmemiş umurumda değil diye düşünebilir diyorsun. Murat abi de öyle söylüyor. Orada yanılıyorsunuz. Ne biliyor musunuz? Adamın Berkan'la ilgili bir düşüncesi yok. Evet, o da olabilir. Anladın mı? Adam Berkan varmış, yokmuş, gelmiş, gitmiş. Geldiği için ben kalkayım mı? Berkan bizim takıma geçiyor ya da geçmiyor. Berkan takıma gelirse ne olur? Gelmezse ne olur? Detaylara adamın takılmıyor. Hayır, düşüncesi yok. Düşünce geliştirmiyor bununla ilgili. Umurunda değil başka, düşüncesi olmaması başka. Umurunda olmamak da bir tavırdır. Sema buraya gelir, ben Sema'yı görmezden gelirim, bu bir tavırdır. Ama Sema ile ilgili düşüncemin olmaması başka bir şey. Başka bir şey. Şimdi tabii biraz da takdiri hak edenleri konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Aynen öyle. Ersin ve Elif. Biliyorsunuz çeyrek final İsa. İçin... İsa. Ay pardon, özür dilerim. Özür dilerim. Elif de inşallah bir gün kazanır diye. O finalde kaybetti zaten. Finalde kaybetti, finale baktığım için. Finalde kaçtı. Ersin ve Nisa'yı tebrik ediyoruz. Niye? Şimdi artık biliyorsunuz Survivor'a yeni bir sistem geldi ve çeyrek final. Çeyrek final, yarı final, final diye gidecek ve bence 10 numara bir sistem oldu. Çünkü evet, Yalkın Rüzgar, hangi şehirlerden görüntümüz gelmişti? Onlara söz verdik çünkü. Evet, ilk önce Elazığ gelmiş. Elazığ'ı bir izleyelim bakalım. Elazığ'dan görüntülerimiz gelmiş. Evde kal Türkiye. Elazığ. 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 Elazığ, selamlar. Bravo Elazığ. Oh. Ooo, bütün şehri gezmişler. Oh. Tebrik ediyoruz Elazığ'ı. Tebrik ediyoruz buradan. Evet, başka nereden görüntümüz vardı? İzmir geliyor, İzmir geliyor. Vay vay vay. Evet, onlar da alkışlıyorlar. Büyük dayanışma, ülkemizde büyük dayanışma. Bu görüntüleri görmek bizi gururlandırıyor, onurlandırıyor. Hiç kimsenin üzerimizde baskısı olmadan sadece verilen tavsiyeler üzerine sorumluluğunu bilen bir ülke görüntüsü. Süper, süper. Bütün dünyaya örnek olmamız gerekiyor bunları yaparak diyorum ve ayak tenisinin son anları kıran kırana geçti. Onu da bir hatırlayabilir miyiz? Yalkın Rüzgar'dan rica edelim, o görüntüleri de bir izleyelim. Heh, hazırlıyorlar. Bu arada var ya İskandinav. Rahat oynayın. Acun Ilıcalı kullandı servisi. Gel gel. Sercan, Ardahan, Sercan diziyle attı. Acun Ilıcalı, Yasin, tekrar Acun Ilıcalı, İrem Karas sert bir vuruş. 20-18. 20-18, fark 2. Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım, Ardahan, Sercan sert bir vuruş. Acun Ilıcalı, İrem Karan, tekrar Sercan, Acun Ilıcalı, Sercan. Top bineye çarpıyor. Ve sayı... Oyun Survivor 2020 takımının uzun bir sessizlikten sonra bu maçı kazanıyor. Yüzler gülüyor, inananlar mutlu. Taraftarıyla kucaklaşıyor Survivor 2020 takımı. Vallahi gönülden tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele oldu. Yani şu açıdan çok mutluyum. İlk defa biz revanş isteyeceğiz. Bu açıdan da ayrı bir mutluluk duyuyorum. Hepinizi gönülden kutluyorum ve alkışlıyorum arkadaşlar. Çok rüzgarlı bir havaydı. İki evet. takım için de zordu. Yani siz rüzgarı kırmayı başardınız. Biz rüzgarda bayağı bir zorlandık. Evet. Ama her şeyden önemlisi burada güzel bir aktivite beraber yaptık. Çok güzel. Çok güzel. Mutluyum. Ve bir kez daha tebrik ediyorum. Ben de yenildim. Üzerimdeki baskı kalktı. O açıdan da her şeyi mutluyum. Tebrikler.
Evet, Survivor 2020 ayak tenis takımında tebrik ediyoruz ama bir dahaki maç böyle geçmez diyorum ben de. Tabii bu arada biliyorsunuz biz Survivor ekstra masası olarak Acun Medya'nın en çekirdek ailelerini veriyoruz. Ve çok önemli birisinin daha resmini LED ekrana veriyoruz efendim. Yalkın Rüzgar'dan rica edelim. Evet, işte fotoğrafımız geldi. Gösterebilirsin Rüzgar'cığım. İşte İrem Kanan, eşi Sinem Kanan, çocukları Sarp Kanan ve Kaya Kanan. Evet, maşallah diyelim. Maşallah. İşte İrem abimizin de çekirdek ailesi burada. Evet. Biliyorsunuz Esat abiyi gösterdik, Acun abiyi gösterdik. İşte şeye bakar mısın Kaya'ya? Maşallah diyelim. Tam ekran verebilir misin? Tam ekran verebilir misin? Evet, işte sol başta yıllardır Acun Medya'da olan, bütün projelerimizde çok emeği olan abimiz, benim de abim İrem Kanan. Onu çok seviyorum. Eşi Sinem Hanım çok kibar bir hanımefendidir. Çocuklara bir şey demiyorum zaten. Çocuklar bonus. Görüyorsun değil mi Murat abi kafayı? Evet, evet. yanlış hatırlamıyorsam 2000 yılları filandı. Yani kaç sene olmuş? 2000. 20. 20 sene önce filan. İrem kardeşimle o zaman Star Televizyonu'nda beraber çalışıyorduk. Star Televizyonu'nda. O zaman tabii 20 sene geçmiş. Hala da dostluğumuz devam ediyor. O zamanlar Star Televizyonu'nda bayağı beraber bir çalışmıştık. Çok efendim. Ayak tenisinde de efsanedir, bitiricidir, tam bir formettir. Ayak tenisini süper oynuyor. Tabii ki çok sakin, oynarken de çok sakin, kendine güvenli oynuyor ve ondan da başarılı oluyor. Stres yapmıyor hiç. Evet Sema, sen ne diyeceksin İrem abi? İrem abinin ben çok maçını izledim. Orada evet. Da izleme fırsatımız olmuştu ya. Ya ben böyle bir, ben mesela İrem abiye hiç hareket yapamam. Yani futbol oynarım, zaman zaman oynuyoruz da. Her türlü koşarım, vururum, çembe takarım. Yaparım bunu. Futbolcu değilim çünkü bir şekilde bir böyle şey yapmaya çalışırım. İrem abi bunu yapamam. Ben böyle bir, ya o kadar iri ve o kadar küt tutuşları var ki yapamam. Duvara çarpmış gibi olursun. O yüzden bence İrem abi hem biraz kuvvetini hem boyunu posunu kullanıyor. Bu bir adaletsizlik olduğunu söyleyeyim. Maşallah diyelim. Maşallah. İrem abi seni çok seviyoruz. Saygılar, sevgiler. Evet, buradan selam olsun İrem abiye diyelim. Ve bu arada anketimizin sonucunu söyleyeceğim. Anketimizin sonucunu söyleyeceğim. Çok ciddi bir katılım oldu ankete. 50 bin oy geldi. 50 bin oy geldi maşallah diyelim Survivor Extra'yı. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bugünlerde bizi izlediğiniz için. Sizlerin izlemesiyle biz de bu işten şevk duyuyoruz. Evet. Bizi yani kaba tabirle gaza getiriyorsunuz. Hani bu kadar sıkıntılı durumlar, hepimizin ailesi, mücadelesi var ama buraya öyle bir azimle geliyoruz ki görevimizin başındayız. Sorumluluğumuz yerinde diyelim ve selam yapacağız mı? Son selamları vereceğim. Tamam. İlk önce şu sonucu açıklayayım. Sizce Barış Yunus Emre giderken ve Berkan gelirken uyuyor muydu diye sorduk. 50 bine yakın oy geldi şu anda. 49.505 ama o devamlı bir yenileniyor. Benim önüme düşen şu anda. %49'a %51. Oo, kafa kafaya. Kafa kafaya. Evet uyuyordu %49. Hayır uyumuyordu %51. Türkiye ikiye bölünmüş diyebiliriz. Çünkü 50 bin oy iyi bir referanstır. Efendim? Son görüntüde gördük uyumadığını artık. Demek ki bu 49 yanlış görmüş. Ama ilk başta belki uyuyordu, sonra uyandı. Şimdi hayır. Şimdi sonuç olarak kafa kafaya ama 51 ile 49 iki fark var. O hangisinde? Tabii, hayır uyumuyordu 51. Ha, yani uyumadığını daha fazla mı? Daha fazla. Ha, teşekkür ederiz. Onlar muhtemelen son görüntüden sonra bir yükselme olmuştur. Evet Semih. Uyuyordu. Teşekkürler Türkiye. 51'e 49. Semih gitti. 51'e 49. Hayır 51'e 49. Yani fanları da tabii ki orada oy attı. Onu da söylemek gerekiyor. Evet ama yine de az bir oy. Mesela Barış'ın fanı evet uyumuyordu diye basarlar mı? O şıkka basmazlar. Yani ama sonuçta 50 bin o iyi bir referans. Ama şöyle şimdi Barış'ın iyi referans tabii ki de. Barış'ın tavrı şöyle. Diyelim ben Barış'ın fanıyım. Barış öyle hareketler yapıyor ki ben onu savunamaz duruma düşüyorum. İşte bunu aslında fanlarına yapmaması lazım. Fanları onun konuşmasını istiyor. Barış yanlış yapsa da konuşsun, fanları savunur onu. O ayrı mesele. Ama konuşsun. Peki efendim biliyorsunuz bizim Exatlon Challenge bir dijital platformda yayınlanacak. Bununla ilgili bir bilgi verelim size. Kıran kırana geçen mücadeleler oldu. Onu kesinlikle kaçırmamanızı tekrar tavsiye ediyoruz. Ve oradaki yarışmacılarımızdan bir tanesi Buse Plan. Hemen onun görüntüsünü verelim. Survivor oyunlarını evinde hazırlamış.
Evet görüntü, evet evet Rüzgar. Survivor oyunlarını evinde hazırlamış. Bütün herkesi de Survivor parkuru, evinde Survivor parkuru yapmaya davet etmiş. Sevgili Gökhan Şen o görüntüleri de bize gönderdi. Evet bu da Exatlon Challenge'a katılan Buse Plan. Herkesi Survivor parkuru yapmaya davet etmiş evinde. Ona da buradan selam olsun diyelim. Evinde bir veriyor Survivor mücadelesini. Evet. Ben vereceğim Murat abi topu sana. Ve Deha Doğan, Emir Doğan. Evet, Deha Doğan, Emir Doğan kardeşler uzun zamandır benden selam bekliyorlar. Deha Doğan ve Emir Doğan'a buradan kocaman selam olsun. İkinizi de öpüyorum. Ve son olarak da benim Özgür abim vardı çocukluğumda. Evlerine çok gidip oynamışlığım var. O evlendi bir de çocuğu oldu. Ha. Evlendi bir de Allah çocuğu oldu. O çocuğunun da bugün doğum günü. Evet, ekranda şu anda görüntüsü var. Ha. Özgür ve Duygu Özer çiftinin kızı Eyşan Özer. Eyşan. Biraz daha yakından verelim, kendini görür halkın. Eyşan'a buradan selamlar. Eyşancığım doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere, seni çok seviyorum diyorum ve Murat abi topu sana bırakıyorum. Şimdi bir doğum gününden başka bir doğum gününe geçelim. Bugün yine bir doğum günü var. Bizim meslektaşımız sevgili Ersoy Dicle kardeşimizin annesi Gönül Günser hanımefendinin bugün doğum günüymüş. Gönül Günser hanımefendi doğum gününüz kutlu olsun diyorum ve TV8 çalışanlarından sevgili Burcu şu anda Burcu. Bizi izliyor. Bizim Burcu. İç yapımlar müdürümüz. İç yapımlar müdürümüz Burcu bizi izliyor. Burcu kimle, Hanım selamlar Burcu olsun kimle efendim. İzliyor ama bizi? Eşiyle ailesiyle. Bizi, eşi Cem Fakir beyefendiyle beraber bizi izliyor. Cem Fakir Bey de beni çok seviyormuş. Ben de sizi seviyorum Cem Fakir Bey. Öpüyorum. Beni niye sevmiyorsunuz? O beni niye sevmiyorsunuz? Evet buyurun. Evet selamlarımız geliyor. Ben de dayıma selam gönderiyorum. Evet. Her gün Mustafa Rodoplu her gün izliyor beni. Ve yeğenime Betül Rodoplu'ya selam gönderiyorum. Ve Murat Öztüncü'ye selam gönderiyorum. Murat abi. Bir yazacağım. Şey söyleyeceğim. Murat Özer'e, Murat Öztüncü'ye ben de buradan dayıcıma selam yolluyorum. Sen Rodoplu dedin. Ertan Rodoplu ile bir akrabalığın var mı senin? Yok. Ama Ertan da göçmen olabilir. Sanırım bu Rodoplu soy ismi Rodop Dağları'ndan geliyor. O da Bursalı ya. Göçmenlikten evet. Göçmen o Bursalı. Dayım da Bursalı. Yani Bursalı. O yüzden akrabalığınız var. Akrabalık yok bence ama bu Rodoplu soy ismi biraz genel bir soy ismi olabilir. Göçmenlerde olabilir diye düşünüyorum. Evet Sema. Ben de Şerife Domurcu'ya buradan hem selam söylemek istiyorum. Tek hayattaki, tek hayata bağlayan şey o, bizmişiz onu. Sürekli. Öyle çok mesajlar alıyoruz son zamanlarda. Şu an üçüncü evladını doğuracak ve doğum günü varmış ama eşi rica etmiş bizden. Karantina döneminde olduğumuz için eşime hiçbir şey yapamadım. Sizi çok sevdiği için siz en iyi doğum günüsünüz onlar için demiş. O yüzden biz de Şerife Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz. Sağlıkla evladını da kucağına almayı Allah nasip etsin diyoruz. Nasip etsin diyoruz. Bir de Demet Akalın. Demet Akalın da buradan kocaman selam olsun. Hira bizi izliyor Hira. Hira bizi izliyormuş. Buradan bir Survivor aşığı biliyorsunuz. Herkes biliyor. O da öpücüklerimizi yolluyoruz. Bizi izlerken de uyumuyormuş. Evet ben de Demet Hanım'ı takip ediyorum. Her gün Survivor'la ilgili paylaşımlar yapıyor. Yani yoruma hazır noktaya geliyor. Herhalde. Sevgili Demet Akalın. Yorum nasıl? Evet gelsin. Bekliyoruz. Tabii. Sevgili Demet Akalın bizim çok önemli bir izleyicimiz. Evet. Hatta sırf bu sene değil. 3 seneden beri. 3 seneden beri bizi izliyor Demet Akalın. Hira'ya da buradan öpücüklerimizi yolluyoruz. Eşine de. Eşine de buradan sevgiler. Sevgi abi bize verdiğiniz destek için çok teşekkür ederiz. Evet Semih. Teşekkürler Türkiye. Alkışlayarak o zaman. Dede şunu rica ediyorum senden. O çok hoşuma gidiyor benim. Eve gidince özellikle o sahneyi seyretmek istiyorum. Sağlık çalışanlarımızı ayakta alkışlamamıza bayılıyorum. O zaman şöyle sadece sağlık çalışanları olmasın. Bütün Türkiye'de çünkü şu anda görevinin başında kolluk kuvvetlerimiz var. Bravo. Sağlık çalışanlarımız, bütün Türkiye'yi ayakta alkışlayalım. Evde kalanlarımız İzmir'inden Ankara'sına, Erzurum'undan Diyarbakır'ına, Muş'una, Trabzon'a. Bravo. Vedamızı öyle yapalım. Herkese. Sema evet, gel efendim. Ayakta alkışlayalım. Vedamızı. Sizi alkışlıyorsunuz. Biz de böylece sizi alkışlıyoruz. Sema gözükmüyorsun gel. Sema gözükmüyorsun. Şöyle gel Semih. Evet efendim Survivor Extra'nın bu gecenin sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.